Haber ekranlarından günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Ajans bugün de gelişmeleri aktarmak için karşınızdayız. Her sabah olduğu gibi Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar olsun. Yoğunluklu gündemimizin ekonomi olacağı bir yayın ve güne başlıyoruz. İlerleyen dakikalarda özel başlıkları da aktaracağız. Hangi başlıkları aktaracağız onları da hatırlatalım dilerseniz ilerleyen dakikalarda. Yani biraz ekonomiden bahsedeceğiz. Merkez Bankası'nın kararlarından bahsedeceğiz. EYT'den bahsedeceğiz. Başkan Erdoğan'ın dün çok önemli mesajları vardı. Hatta o Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamanın büyükçe bir kısmını ya da kesimini de ekonomiye ayırmıştı. Onları da mutlaka konuşacağız. Sizin aktaracağınız özel görüşmeler var. Onları da paylaşacağız. İlerleyen dakikalarda buyurun. Şöyle bir şey var. Tabii bu bankalarla ilgili dün bir soru sormuştun bana hatırlarsan. Yani faizler iniyor bankalarda niye inmiyor diye. Onunla ilgili çok çarpıcı bir tabloyu seyircilerimizle paylaşacağız. O bankaların nasıl kar ettiklerini aslında rakamların onu anlattığını anlatacağız. Ama gündemimiz ekonomi, gerçekten ekonomi. Yani cebimizi ilgilendiren çok fazla gelişme oluyor. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı dün de konuştu. Birazdan anlatırız. Hani Türkiye yeni bir modele girdi. Bir kesimde hani içimizden bir kesimde buna niyeyse direniyor. Niye direndiklerini de konuşuruz. Biraz. O zaman önce Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını izleyicilerimizle birlikte izleyelim, paylaşalım. Ardından da burada olacağız. Faruk Erdem'le birlikte yorumlayacağız. Bugün itibariyle bütün dünya yüksek enflasyon gerçeği ve işsizlik tehdidiyle boğuşuyor. Türkiye ise kendi ekonomik modeli sayesinde tarihinin en yüksek üretim, ihracat ve istihdam seviyelerine ulaşarak bu iki tehditten asıl yıkıcı olanın üstesinden gelmeyi peşinen başarmıştır. Enflasyonla mücadele, düşük faiz politikası ve Türkiye ekonomi modeli. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Ekonomiye dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan, bugünkü enflasyonun işsizlik kaynaklı değil, maliyet odaklı olduğunu söyledi. Enflasyon rakamlarının insanlarımızın hayatındaki olumsuz etkilerini her kesimin gelir seviyesini yükselterek bertaraf etmeye çalışırken, aynı zamanda enflasyonu düşürecek tedbirleri de alıyoruz. Ülkemizde yaklaşık bir yıldır yaşadığımız yüksek enflasyonu 1994 ve 2001 krizleriyle karşılaştırmak sadece bize değil, vatandaşlarımıza da yapılmış bir büyük haksızlık olur. Çünkü bugün yaşadığımız enflasyon bütçe ve işsizlik kaynaklı değil, küresel gelişmelerin tetiklediği dengesiz fiyat hareketlerinin sonucudur. Yani maliyet odaklı enflasyondur. Başkan Erdoğan, önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren hayat pahalılığıyla mücadele başta olmak üzere ekonomi programının olumlu etkilerinin görüleceğini belirtti. Son dönemde ülke ve millet olarak bizi en çok zorlayan konunun faiz, kur, enflasyon denklemiyle sınandığımız ekonomi alanı olduğu bir gerçektir. Türkiye'nin ihtiyacı faizi yükseltmek değil, yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı ve cari fazlayı artırmaktır. Bizim ekonomi modelimizde yatırım yapan kazanacak, çalışan kazanacak, ticaret yapan kazanacak, bunların hasılasıyla da devlet kazanacak, bütçe kazanacak. Türkiye'nin yeniden sıcak para sömürgesi haline dönüştürülmesine rıza göstermeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, vatandaşları Türk lirası mevduatına dönmeye davet etti. Tasarruflarını halen döviz ve altında tutan vatandaşlarımızı buralardaki kazançlarını da garanti altına alan Türk lirası mevduatlara dönmeye davet ediyorum. Kendi alın terimizle, kendi kaynaklarımızla kazandığımız parayı dövizde tutarak, başkalarının suyuna değirmen taşımaya, altında tutarak hareketsiz bırakmaya hiçbirimizin hakkı olmadığına inanıyorum. Unutmayınız, hepimizde aynı Türkiye gemisinin içindeyiz. Bu gemi hızla yol alırsa kazanan hepimiz olacağız. Bu gemi güvenlik gibi ekonomi üzerinden açılan
deliklerden de su alarak batarsa hepimiz boğulacağız. Erdoğan mısır üreticilerine de bir müjde verdi. Toprak mahsulleri ofisimiz hasat dönemi inşallah yaklaşan mısır alım fiyatını destek hariç ton başına 5700 lira olarak uygulayacaktır. Başkan Erdoğan'ın mesajlarını ekranlara getirdik. Aslında Faruk Erdem bir süredir devam eden o sürece dair kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Ve önemli bir çağrısı var. Dilerseniz o çağrıdan bahsedelim. Bir kez daha Türk lirası çağrısında bulundu. Kur korumalı mevduatın altını çizdi. Özellikle altında da çok benzer bir adım var. Altınla ilgili bir kârı olacaksa zaten altınları yastık altında değil, Merkez Bankası'nda tutarak o kârı zaten alabilirsiniz dedi. Bize güvenin dedi. O çağrıyı yineledi. Buradan başlayalım dersiniz. Buyurun. Olur. Yani eğer sizin hani enflasyon karşısında bir endişesi oluyor ya insanların, hani paramın değeri düşüyor diye. Eğer sizin böyle bir endişeniz varsa biz zaten o endişeyi karşılayacak bir sistemi uyguluyoruz. Yani paranız işte kur korumalı mevduat ya da altına dayalı mevduat hesaplarına koyarsanız altındaki değişimde de, kurdaki değişimde de bir şey kaybetmeyeceksiniz. Yani o endişenizden kurtulun. Evet, Türk lirasına güvenin. Zaten bir süre sonra hani o enflasyonla ilgili mücadeleyi kazandığımız zaman bu endişelerinizin de gerek kalmayacak. Dolayısıyla uzun süredir hani liralaşma dediğimiz sistemi anlatıyor Sayın Cumhurbaşkanı da, ekonomi yönetimi de. Biz de uzun süredir bunu söylüyoruz. Zaten uzmanlar aslında bunu söylerken Faruk Erdem, küçük yatırımcı ile ilgili, yastık altında tutanla ilgili, basitçe parası enflasyona karşı ezilmesin isteyenlerle ilgili. Ama sanırım bu süreci buraya getirenler bu insanlar değil. Aynen. Başka bir mesaj da sıklıkla paylaşılıyor. Özellikle iş dünyasına da bu mesaj verilmişti. Birazdan konuşuruz o başlıkları yine sanayi. Buradan da herhalde mesajlar çok net ulaşmıştır muhataplarına. Doğru. Yani doların bir yatırım aracı olmadığını konuşuruz seninle de. Yani baktığın zaman ne enflasyon karşısında ne de bu dalgalanmalar karşısında dolar size aslında uzun vadede bir şey kazandırmıyor. Kısa vadede hani iniş çıkış dalgalanmalardan kazanıyormuş gibi görünseniz de. Dolayısıyla dövize değil, bu bir kendi milli paramıza yatırım yapın ama biz sizi de zaten koruyoruz diyor Sayın Cumhurbaşkanı da bu sistemle. Dolayısıyla hani zaten orada da 1.2 trilyon liralık bir portföy oluşmuş. Dolayısıyla bu çağrıya karşılık da buldu zaten, ilgi de arttı. Hatta bu son Merkez Bankası'nın 100 bas puanlık indiriminden sonra da bir sürü hani spekülasyon yapıldı. Dolar uçacak, şu olacak, bu olacak diye. Gördüğün gibi orada da kurda çok böyle anlamlı bir oynama olmadı. Faizin inmesinden dolayı. Yeni bir modelde Türkiye aslında. Ne diyor? İşte yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme ile birlikte cari fazla. Yani Türkiye'nin cari fazla vererek büyümesi, hani böyle bir ezber de vardı. Cari açık vermeden büyüyemezsiniz kardeşim. Bir dönem biz bunu gösterdik, cari fazla vererek büyümeyi. Şimdi de ihracata dayalı bir büyüme modeliyle, yani büyüme dediğiniz zaman siz mesela bolca makarna, ekmek, pizza falan yerseniz büyürsünüz. Yani hacim olarak genişlemiş olursunuz ama büyümemiş olursunuz, obez olursunuz. Hani hacminiz büyür ama sağlıksızsınızdır. Ama şimdi Türkiye ihracata dayalı, istihdama dayalı ve bu refahın bütün kesimlere yayılmasıyla birlikte sağlıklı büyüyor, fit büyüyor. Yani hani spor yaparak kaslarınızı geliştirsin, o da bir büyümedir, obez de bir büyümedir. Dolayısıyla fit büyümeye başladı Türkiye. Şimdi birileri rahatsız oluyor. Sayın Cumhurbaşkanı da onu söyledi. Niye rahatsız oluyorlar? Çünkü alışmışsınız Türkiye'nin kaynaklarını, sen çalışıyorsun, ben çalışıyorum, milyonlar çalışıyor, hükümet çalışıyor. Bu kaynaklar yurt dışına faiz olarak başka şekillerde götürülmeye çalışılıyordu. Nasıl götürülmeye çalışıyordu? Türkiye'de yüksek faiz, yüksek enflasyon, yüksek kur sarmalına sokup Türkiye'yi getiriyorsun yurt dışından parayı. Yüksek kurdan bozduruyorsun. Çok para getirdiğin için kur düşüyor. O arada faiz sen yapıyoruz. Türkiye'deki faizde, borsada, şurada burada parayı kazanıyorsun. Kur düşmüştü. Düşük kurdan da alıyorsun. Hem kurdan kazanıyorsun, hem içerideki TL yatırımcıdan kazanıyorsun. Giderken de kuru tekrar yükseltip götürüyorsun. Aslında bu döngüyü kırdı Türkiye. Ve şimdi ondan da bir rahatsızlık var. Yani niye biz bu ülkenin kaynaklarını götürmüyoruz diye. Asıl rahatsızlık şuydu. Uzun mevzu da bir gün konuşuruz. Doğru. Türkiye bu pandemide niye diz çökmedi? Hem içeride hem dışarıda bütün sıkıntı buydu. Pandemi döneminde Türkiye hem büyüdü, hem üretimini, lojistiğini, tedariğini bütün ülkelerden farklı olarak geliştirdi.
Özellikle bu anlamda adımlar atılırken mesajların ulaştığı muhataplar iş dünyasında o büyük sermaye ve o sermayeyi kullananlara yönelikti ama özellikle yine bahsettiği başlıklar arasında Başkan Erdoğan'ın bu süreç içerisinde dar gelirliği de düşünecek adımların atılması. Aynen. Örneğin sosyal konut projeleri gibi, örneğin bu anlamda yapılan destekler, yardımlar gibi biz de anlatıyoruz. Maaşların artırılması gibi. Sıklıkla. Buna dair de mesajları vardı anladığım kadarıyla. Önümüzdeki günlerde bugün atılan adımların benzerlerini de göreceğiz. Bir çalışmanın olduğunda söyleyebiliriz herhalde. Şimdi şöyle, demin söylediğini unuttum, onu da söyleyeyim. Hani iş dünyasına mesaj dedin ya, hani orada çok açık söyledi aslında, mesajı da verdi. Dedi ki biz size yatırım yapın diye, üretim yapın diye ucuz finansman sağlıyoruz. Faizi indiriyoruz, finansman sağlıyoruz, kredi veriyoruz. Siz de onu götürüp altına, dolara yatırıyorsunuz. Nasıl biliyor bunu? Çünkü o veri seti zaten önlerinde, onu görüyor. Kimin ne yaptığı belli. O yüzden de o mesajı Merkez Bankası Başkanı da biliyorsunuz ISO'daki konuşmasında vermişti. Dolayısıyla dün de konuştuk. Hani hava soğuk dışarıda, vatandaşın üzerinde ceket var. Hükümet ne yapıyor? Vatandaşa bir palto giydiriyor. Bir yandan makro tedbirlerle enflasyonla mücadele devam ederken, işte o ahlaki bozuklukla, fiyatlama alışkanlıklarıyla bir yandan mücadele ediliyor. Bir yandan makro tedbirler alınırken, bir yandan da vatandaşı bu hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında korumak için hem gelir seviyesini hem alım gücünü arttırıcı tedbirler alınıyor. Ne yapılıyor? Sadece vatandaşın cebine para koymakla yapmazsınız bunu. Vergiler indiriliyor. Bakın, Türkiye yılbaşından bu yana 250 milyar liranın üzerinde bir paradan vazgeçti devlet. Vergiden vazgeçti. Birazdan enerjiyi konuşacağız. Bütün Avrupa'da enerji fiyatları çok yüksekken, faturaları çok yüksekken, Almanya'da yıkanmayın, ellerinizi silin tavsiyeleri verilirken, Türkiye doğalgaz faturalarının 1/3'ünü ödüyor, elektrik faturasının 50%'ini ödüyor. Temel ihtiyaç maddelerinde, gıda, temizlik vesairede KDV almıyor. Şimdi bunlar vatandaşın cebine para koymak gibi bir şeydir aslında. Akaryakıtta da benzer adımlar atılıyor. Eşel Mobil'den bahsediyoruz. Bunları konuşalım ama özellikle EYT, herhalde size en çok gelen soruların başındaydı. Bu konuya dair A-Para'ya özel açıklamalarda bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı. Şimdi hemen Ankara'ya gidelim. A-Para Ankara Haber Müdürü Murat Oğucu bu sohbetteydi ve o özel bilgilere ulaştı. Şimdi izleyicilerimizle paylaşmak için hazır. Kolaylıklar dileyelim. Sözü Ankara'ya, Murat'a bırakalım. Günaydın Aktan. Tabii son dönemin en çok konuşulan konularından bir tanesi, aylardır da bununla ilgili bir çalışma yürütüldüğünü biliyoruz. Bakanlık bünyesinde bir çalışma grubu var. Bakan Bilgin daha önce yine A-Haber'e yapmış olduğu açıklamalarda, özel açıklamalarda bu yıl sonuna kadar bu çalışmayı tamamlayacaklarını, belki Ocak ayı civarında bunu meclise sunmayı planladıklarını dile getirmişti. Ancak birçok formül üzerinde konuşuluyor, tartışılıyor, kamuoyunda da yazılıyor, çiziliyor. Bunlarla ilgili daha önce Bakan Bilgin birkaç formül var demişti masada. Ancak son çalışma ne aşamada onu sorduk. Masada kaç formül olduğunu sorma fırsatımız oldu. Bakan Bilgin'in vermiş olduğu yanıt tek formül oldu. Yani şu an bakanlık bünyesinde yapılan çalışma tek bir formül üzerinde yürütülüyor. Bu önemli çünkü daha önce birkaç formül olduğunu söylemişti. Yani belli bir aşamaya gelindiğini anlıyoruz biz bu açıklamadan. Diğer formüller elenmiş görünüyor. Tek bir formül üzerinde şu an çalışmalar devam ediyor. Kamuoyunda konuşulan bu formüllerin çoğu doğru değil. Onların bizim çalışmamızda ilgisi yok dedi. Hollanda, Almanya modeli konuşuluyor. Zaten oralarda 62 yaşına gelince bu imkandan yararlanılabiliyor. Ama zaten biz Türkiye'de 62 yaşında çalışanlar emekli ediyoruz dedi. Yani onların çok da doğru olmadığının altını çizdi. Şu an çalışma peki ne aşamada? Bunu konuştuk kendisiyle. Daha çalışmamız sürüyor. Çok aşamalı bir çalışma olduğunun altını çizdi. Biz bakanlık bünyesindeki çalışmamızı tamamlayacağız. Akabinde ilgili bakanlıklar ve ilgili kurumlarla da bu çalışmayı sürdüreceğiz. Bir ortak noktaya ulaşabilirsek ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Ve akabinde de Cumhurbaşkanımızın onayıyla biz bunu kamuoyuyla paylaşacağız ifadesini kullandı. Ama önemli detay, tekrar altını çizelim. Şu an masada sadece tek formül var. O tek formül üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Bununla ilgili de şunu sordum aslında. Bir yaşa endeksli bir formül mü olacak bu diye sordum. Sadece bakarız diye geçiştirdi. Yani orada çok net detay vermedi ama önümüzdeki günlerde bunun da daha çok detaylanacağını altını çizelim. Ama dediğimiz gibi belli bir noktaya geldi EYT çalışması ve şu anda tek formül üzerinde çalışmalar sürüyor. Son bir not daha aktarayım. Dün kabine sonrası konuştuk Bakan Bilgin'le. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile de bir görüşme fırsatımız oldu. Ona da borsaya yabancı ilgisini sorduk. Bunlar geçici mi kalıcı mı
sorularını yönelttik. O da kesinlikle bunun geçici olduğunu düşünmüyorum. Kalıcı bir ilgi var. Hatta önümüzdeki günlerde artarak devam edecek. Borsa tarafında ciddi bir beklentimiz var ifadesini kullandı. Ben yabancı yatırımcıdan yanayım ve yabancı yatırımcıyı da Türkiye'ye davet ediyorum dedi. Bunu da not olarak aktarayım. Devam edeceğiz. Gaziantep'teki kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Peki otobüs şoförü emniyet ve savcılıkta neden farklı açıklamalarda bulundu? 307 metre fren izi ne anlama geliyor ki dün ekranlarınızda da getirmiştik. Bir kez daha canlı yayın noktamıza uzanacağız. Türkiye'nin gündeminden düşmüyor bu kaza. Yeni gelişmeler var. O gelişmeleri aktaracak isim de Halil İbrahim Uğur. Kolay gelsin Halil İbrahim. Notlarını paylaş lütfen. Haktan Uysal, yaşanan feci kazayla ilgili 3 savcı görevlendirildi. Otobüs şoförü Abdülkadir Memiş aslında birden fazla taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yararlanmasına sebebiyet verme suçundan tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Abdülkadir Memiş 2 ayrı ifade verdi ve iki ifade de birbirinden farklı. İlk olarak Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yaşanan kazayı 400-500 metre öncesinde gördüğünü ve sonrasında otobüsün hakimiyetini kaybettiğini, bir daha da kontrol altına alamadığını ifade etmişti. Ancak savcılığa gittiğinde ifadesini değiştirdi. Abdülkadir Memiş savcıya verdiği ifadede kazayı 20-30 metre kala gördüğünü söyledi ve fren mesafesinde olmadığını, bu nedenle frene basıp basmadığını hatırlamadığını söyledi. Ayrı sürücü yine bu araçları 20-30 metre kala görmüş olma nedenini mi şu anda açıklayamıyorum dedi. Oldukça ilginç. Tabii sonrasında 20-30 metre kala frene basıp basmadığını hatırlamadığını söyledi ve sonrasında da yine otobüs devrildikten sonra da nerelere çarpıp nereye çarpmadığını da yine hatırlamadığını söyledi. Diğer taraftan tabii ki soruşturma derinlemesi de devam ediyor. Kaza sonrası başlatılan ve hala devam edilen soruşturma kapsamında otobüsün hızının kayıt edildiği tagograf da incelendi ve otobüsün hızının 130 kilometre, saatte 130 kilometre hızda olduğu belirlendi. Ancak otobüsün sürücüsü 20-30 metre kala frene bastığını ve bunu da aslında tam hatırlayıp hatırlayamadığını söyledi ama otoban yolunda, Tarsus Adana Gaziantep otoban yolunda 307 metrelik bir fren izi bulunuyor. Oldukça uzun bir fren izi bu ve buna da baktığımızda 130 kilometre saatteki hızına baktığımızda aslında bu da hız limitini aştığını gösteriyor. Çünkü Tarsus Adana Gaziantep otoban yolunda otobüsler için hız limiti saatte 100 kilometre. Yani tagograftaki hız limiti 130 olması durumunda dahi hız limitini otobüs sürücüsünün aştığını görüyoruz. Diğer taraftan kuru fren mesafe hesaplama formülü bulunuyor. Buna baktığımızda da yine otobüs sürücüsünün saatteki hızının 130 kilometreden daha fazla olması gerekiyor. Çünkü bir arabanın kuru bir yol yüzeyinde kat ettiği mesafeyi hesaplamak için kullanıcıların hızın onda birini kendisiyle çarpmaları yeterli oluyor. Bu bakımdan baktığımızda formüle otobüsün hızı saatte 135 kilometre olması gerekiyor. Çünkü bu formüle göre 17.5 çarpı 17.5, bunun da sonucu 306.25 santimetre, yani 307 metreye oldukça en yakın hız limiti bu görünüyor. Ancak tabii ki fren izini sadece hız ile ölçmemek gerekiyor. Çünkü otobüsün hızını yanı sıra fren ve periyodik bakımlarındaki frene basma mesafesi, yolun durumu, yolun eğimi gibi kriterlerinde değerlendirilmesi gerekiyor. Ancak formüllere göre, bilimsel araştırmalara göre saatte 130 kilometre hızla giden bir otobüsün yerde 307 metre iz bırakması mümkün değil. Bu nedenle de konuyla ilgili de araştırmanın devam ettiğini ifade edelim ve sözü tekrar size bırakalım. Aktan Uysal. Son günlerde sosyal medyanın tartışma konusu Havrit oldu. Başıboş köpeklerin tespit edildiği bu uygulama sonrası köpeklerin zehirlendiği iddia edildi. Hayvanseverler uygulamanın kapatılmasını istedi. Havrita sözcüsü ise duruma karşı çıktı ancak tepkiler sonucu uygulama erişime kapandı.
Havrita üzerinden gerçekten başıboş hayvanlar bulup itlaf ediliyorsa bu çok yanlış. Böyle bir itlafı yapacak bir insan neden böyle bir haritaya ihtiyaç duysun ki? Havrita olayının da bence bir karalama olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle değil yani, eğer öyle bir uygulama varsa kapatılması lazım bence. Başıboş sokak köpeklerinin yerlerini belirlemek amacıyla bir mobil uygulama geliştirildi. O uygulamanın adı ise Havrita. Ancak iddiaya göre uygulama üzerinden konumları belirlenen köpekler bir takım kişiler tarafından zehirlendi. Zehirlenmesi o insanlık dışı bir şey. Kontrol ettiğimizde Havrita'nın bu şekilde işaretleme yaptığı yerlerde çok sayıda köpeğin hayatını kaybettiğini tespit ettik. Bir taraf uygulama kapatılsın diye sosyal medyada kampanya başlattı. Diğer taraf uygulamayı destek çıktı. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Gülsani Ekmekçi ise Havrita uygulamasının hukuka aykırı olduğunu söyledi. Bir hayvanı işaretleyip öldürülmesine sebep olmak, suçu övmek ceza kanununda da suç, 5199 sayılı kanunda da suç. Havrita uygulamasının sözcüsü Avukat Devrim Koçak bu durumu reddetti. Kimsenin sokaktaki bütün başıboş köpekler tek tek vurulsun, öldürülsün, zehirlensin, böyle bir isteği kesinlikle yok. Havrita'nın misyonu başıboş köpeksiz güvenli sokaklar. Siz kimsiniz? Yani o sokakların güvenliğini sağlamak sizin sorumluluğunuzda mı? Yani bir müptezel köpeğe bir kötülük yapmak istiyorsa açayım da haritadan bakayım demez. Hiçbir belediyeyle işbirliği içerisinde değiller. Diyelim ki işaretlendi. Tehlikeli köpek çeteleşmesi var. Bunu belediyeye ihbar ettiğinize dair hiçbir şey yok. Sokak hayvanlarıyla ilgili herhangi bir işlem yapılamıyor. Bunların kimliklendirilmesi, kısırlaştırılması, daha iyi yaşam şartlarında barındırılması gerekiyor. Sokak hayvanları sokakta olmamalı bence. Her taraf atılmış kedi köpekle dolu. Hayvanları çok seviyorum. Hayır, hiç rahatsız etmiyorlar. Koçak sosyal medyada Havrita karşıtlarının paylaştığı köpek zehirleme görüntülerinin eski olduğunu ve iftiraya uğradıklarını iddia etti. Erişim engeli yok, tamamen sitenin sahibi kendisi durdurdu. Çünkü bu biz böyle 3 tane eski olaydır diye bunu ortaya çıkarınca açıkçası art niyetli kişilerin gidip hem işaretleme yapıp sonra da orada bu tip bir canice katliam yapabileceklerini düşündüğümüz için biz kısa bir ara verdik. Koçak'ın açıklamalarının ardından Ankara 1. Suç Ceza Hakimliği Havrita uygulamasına erişim engeli getirdi. Saatlerimiz onu gösteriyor ve yeni saatle birlikte Ajans bugün de yeniden karşınızdayız. Faruk Erdem'le birlikte aslında izleyicilerimiz hemen ardımızdaki görselden aslında neyi paylaştıklarımızı tahmin edeceklerdir. Borsa hemen 5. bakalım. Sıra rekorları kırıyordu. Yeni güne de 3075 puanla 0,42'lik yükselişle başlıyor. Aslında her yükseliş bir rekor. Geride bıraktığımız gün rekorla kapatmıştı. Yeni günde de rekorla açtı. Adım adım 4000 devam puana edeyim. Doğru gidiliyor. Bunu da konuşmuştuk ama öyle yeni günün rekoruyla birlikte bir kez daha değerlendirelim. Buyurun. Evet. Şimdi borsa senin dediğin gibi bu rakamları daha önce hiç görmediği için her gelen yeni rekor. Pozitif rakam rekor olarak yansıyor. 4000 uzmanlar 4000 yıl sonuna doğru 4000 rakamının gelebileceğini söylüyorlar. Endekse ilgi fazla, borsaya ilgi fazla. Hem yerel yatırımcı geri döndü, tatilden döndü, hem de bu ilk bölümde konuştuğumuz gibi yabancı yatırımcının ilgisi fazla. Şirket bilançoları çok iyi geliyor. Değişik sektörlerde bankacılık olsun, holdingler olsun, turizm olsun bu sektörlerdeki şirket bilançoları iyi geliyor. Ve halka arzlar önümüzdeki dönemde çok daha fazla halka arz görebiliriz. Sayısının da çok önemli bir noktaya geldiğini, hatta 500'ü geçtiğini, 500 şirketin aynen. üzerine çıktığını doğru. biliyoruz. Hızla yeni şirketler de geliyor. Geliyorlar. Bununla ilgili özel halka bir bilgi de vereyim. Bir yani sohbet konusu olmuştu. Borsa İstanbul yönetimi şirketleri ziyaret ediyor belli dönemlerde ve onlara halka arz konusunu anlatıyor. Dolayısıyla konjektürde uygun artık bundan sonra halka açılma noktasında birçok şirketin de iştahlı olduğunu bu sohbetlerden öğrenmiştim. Çok önemli şirketler özellikle ilk 500'deki hani ISO ilk 500'deki şirketlerin önemli bir bölümü gelebilir. İlk 1000'dekiler gelebilir. Önümüzdeki dönemde halka arzlarının da çoğaldığını göreceğiz. Burada derinlik artıyor, yatırımcı sayısı artıyor. Dolayısıyla borsamız da gelişiyor. Bu ekonomideki şirketlerdeki gelişme. Şunu söyleyelim ama her seferinde siz de paylaşıyorsunuz. Böyle büyük yükselişlerde zaman zaman kar alınıyor. O dalgalanmanın da
yaşanabileceğini de belirtelim ve sektörlerden sektörlere de farklılık göstereceğini siz her zaman söylüyorsunuz, bir kez daha yani düzelim. Burada düzeltmeler bir oyun olabilir. Değil. Aynen, oyun değil, bir yatırım. Bir yatırım, ona göre planlayarak, bilerek. Şimdi bir yerlerden duyduk, şimdi böyle durumlarda birazdan özellikle mobil dolandırıcılıkla ilgili bir yayın bir yapacağız. Bir yerden duydum, şöyle bir hisse geldi, şöyle artacak gibi. Özellikle sosyal medyadaki tüyolardan uzak durmak gerekiyor. İniş çıkışlarda panik olmamak gerekiyor. Doğru. Elbette iniş olacak ki size bir alım fırsatı versin. Birileri kazanmak için inişte olacak, çıkışta olacak. O yüzden sakin olacağız, uzun vadeli düşüneceğiz. En az 3 ay düşünmek lazım. Yani bugün akşam fakir yatayım, sabah da zengin kalkayım şeklinde bir anlayış yok. Yok, ne borsada var, başka bir yatırım aracında da yok. Öyle anlatılan hikayelerin de gerçek olmadığını... Özellikle şu kripto paralarda yaşanan skandallarla gördük. Bak, kripto para meselesi ufak ufak sessizliğe büründü. Çünkü orada gerçekleri anladı insan. Peki. Devam edeceğiz. Geride bıraktığımız saat diliminde Ankara'ya gitmiştik. Murat Oğucu aktarmıştı. Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in kabine sonrası emeklilikte yaşa takılanlar, EYT'lilerle ilgili açıklamaları vardı. O özel açıklamaları bir kez daha hatırlayacağız. Şimdi Ahmet Tunağan Şimşek gelişmeleri aktarmak için hazır. Sözü hemen A Para'ya, Ahmet Tunağan'a bir kez daha bırakalım. Teşekkürler Aktan Uysal, iyi yayınlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca emekli adayının merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar çalışmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve gündemimizde Hollanda ve Almanya gibi modellerin olmadığını, bu modellerden bahsediyor, bu doğru değil ve masada tek bir formül üzerinde duruyoruz açıklamasında bulundu. Tabii hangi formüller konuşuluyordu onu hatırlayalım. Eylül 1999 öncesi işe girmiş olanlar için 3600 prim gün primini tamamlayıp 15 yıllık çalışma süresini tamamlayanların yaşı beklemeden emekli olması üzerinde duruluyordu ve bu kapsamda emekli olunabilmesi halinde maaş bir miktar düşük kalacaktı, maaş kesintisi olacaktı ve yaş beklemeden oluşturulan bir diğer formül ise erkeklerde 25 yıl ve 9000 prim günü tamamlamış olanların yaş beklemeden emekli olmasıydı. Bu rakam kadınlarda değişiyordu, 7200 prim günü ve 20 yıldı. Emekliliğine 3-4 yıl kalanlara ise her yıl için %4 veya 5 gibi oranlarda kesinti yapılarak erken emeklilik sağlanması da konuşulan bir başka formüldü. Tabii burada emekliliğine ne kadar çok süre kaldıysa kesinti de o kadar fazla olacaktı. Ayrıca ağır işlerde beden gücüyle çalışanlar için emeklilikte 57 ve 58 yaş şartının yüksek olduğu sıkça dile getiriliyordu. Özellikle yıpranma hakkı bulunmayan ağır işlerdeki işçilere erken emeklilik sağlanabilir. Bunun üzerinde duruluyordu ve bazı meslek grupları için yaş aşağı çekilebilir, yaşı bekleyenlere prim ödemeden sağlıktan yararlanma imkanı sağlanabilir. Bütün bu formüller üzerinde duruluyordu. Aylarda aslında biz de bunları konuşuyorduk. Ancak bugün Bakan Bilgin açıklamasında Hollanda, Almanya hatta Finlandiya gibi modellerden bahsediliyor. Bu doğru değil açıklamasında bulundu. Masada sadece tek bir formülün olduğunu söyledi. Tabii EYT ile ilgili düzenlemelerin de yıl sonunda netleşmesinin beklendiği ve 2023 yılının da ilk aylarında yasalaşmasının beklendiğini söyleyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Ahmet'e teşekkür ediyoruz. Geride bıraktığımız dakikalarda aslında bu açıklamayla birlikte değerlendirmeleri yapmıştık Faruk Erdem'le. Ekleyeceğiniz bir başlık varsa? Şimdi şöyle EYT aslında, tabii Ahmet eski... Yarın daha net konuşuruz aslında. Şimdi kulis bilgileri de ortaya çıkacaktır. Detaylarına eminim ulaşacaksınız. Biraz ben de Ankara'yla görüşeceğim inşallah. Bilgileri alacağım. Burada bizim konuşabileceğimiz şu var anladığım kadarıyla. Belli bir yaş kriteri var. Hatırlarsan burada uzun bir tabloları koymuştuk. İşe giriş tarihine göre işte 40'la 48 ile erkeklerde 58, kadınlarda da işte 40 ile yine 56 yaş arasında değişen işe giriş tarihine göre yaş kriteri var. Bu yaş kriterinden belli bir miktar aşağı çekilerek emeklilik sağlanacak. Öyle gözüküyor bu formülde. Bir de tabii burada... Konuştuğumuz şu EYT'li dediğimiz arkadaşların içinde hepsi farklı. Birisinin çok primi var, birisinin az primi var, birisinin yılı ayrı, birisinin yılı farklı. Dolayısıyla burada
çok primi olan arkadaşlarımız da var. 9 bin günü geçmiş olanlar var, 10 bin günü olanlar var. Onlara da bir avantaj sağlanacak. Ben şu anda birkaç hani görüşme yaptım. Anladığım kadarıyla formüllerden bazıları bunlar ortaya konulan. Üzerinde çalışılacak zaten Sayın Bakan da onu söylemiş. Hem de diğer bakanlıklarla ki Hazine Maliye Bakanlığı burada diğer bakanlıklar. Çünkü işin bir mali boyutu var. Maaşlar belirlenecek. Mali boyutu ortaya çıkartılacak ama mali boyutu bir şekilde çözülür. Burada önemli olan kapsamın ve nasıl emekli olacak şeklinin belirlenmesi. Tekrar edeyim. İşe giriş tarihine göre belirlenen, diyelim ki sizinki 54 diyelim, buradan belli bir süre yaşın geri çekilmesi ve emekli edilmesi şeklinde olacak. Yarın diye biraz daha netleşir bilgiler. Evet. Eminim siz de ulaşacaksınız. Onları da konuşmaya devam edeceğiz. Başkan Erdoğan'a çevrilmişti gözler dün akşam. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrasında önemli açıklamaları vardı. O açıklamaları gelin şimdi izleyicilerimizle birlikte bir kez daha hatırlayalım. Gaziantep ve Mardin'deki elim kazalar tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Failler hakkında gereken işlemler elbette yapılacaktır. Başkan Erdoğan, Gaziantep ve Mardin'deki kazaların tüm yönleriyle soruşturulduğunu vurguladı. Hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım yapılacağını söyledi. Gerek devlet olarak 250 artı 50 aile, bunun yanında firma, 250'de onların desteğiyle bu olayda hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerine bu desteği sağlamış oluyoruz. Kazada vefat edenlerin yakınlarına İçişleri Bakanlığı ve taşımacılık firmaları 250'şer bin lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 50 bin lira verecek. Çocuklara da psikolojik destek sağlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameraların karşısındaydı. Gündeminde Türkiye'yi hüzne boğan trafik kazaları vardı. Böyle akıl almaz facialarla karşılaşmaktan dolayı üzüntülüyüz. Benzer kazaların bir daha yaşanmaması için trafik ve araç güvenliği başta olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan tedbirleri belirleyerek süratle uygulamaya geçireceğiz. Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için verilen çabaya da değindi. Her türlü gayreti gösterdiğimize herkes şahittir. Tahıl krizinin önüne geçecek mekanizmanın kurulması da yine bizim gayretlerimizle mümkün olmuştur. Ülkemizin Rusya-Ukrayna krizinde sergilediği dengeli, barışçı ve çözüm odaklı yaklaşımın önümüzdeki günlerde diğer alanlarda da müspet neticelere tahvil edilmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. İki ülke arasında süren savaşta hem Putin hem de Zelenski ile tüm gelişmeleri enine boyuna görüştüğünü ifade eden Erdoğan bir kez daha müzakere masasını işaret etti. Amacımız inşallah uzak olmayan bir tarihte Sayın Putin'le Sayın Zelenski'yi de ülkemizde bir araya getirerek bu krizi kökünden çözecek yolu açmaktır. Erdoğan, eş durumu ve benzeri taleplerle özür tayinine müracaat eden öğretmenlerin başvurularının karşılandığı müjdesini verdi. Uzman ve baş öğretmenlik sınavlarının iptaline ilişkin yürütülen kampanyaya da son noktayı koydu. Sınavı boykot çağrısı yapılmasını, en başta milli iradenin tecelligahı olan meclisimize saygısızlık olarak görüyoruz. Onlara hakaret edenlerin bu konudaki gayretlerinin ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Ücretsiz ders kitapları uygulamasının da genişletildiğini müjdeledi. Yardımcı kaynakları da ücretsiz olarak okullar açıldığında öğrencilerimizin masalarında hazır edeceğiz. Bu arada aile hekimlerinin de ücretlerinde düzenlemeye gidildi. Erdoğan, hasta yükünü oranla yeni bir maaş düzenlemesi yapıldığını duyurdu. Mardin Derik'teki kaza Türkiye'nin gündeminde. Kazanın ardından son durum ne? Bir kez daha ayrıntılar için canlı yayın noktamıza gideceğiz. Barış Türel o bilgileri aktarmak için hazır. Sözü Barış'a bırakalım.
Evet, Haklan Uysal Mardin'deki o feci kazanın ardından soruşturma tüm yönleriyle ele alınmaya ve derinleşmeye devam ediyor. Biz de yaklaşık 3 gündür Mardin'deyiz ve aslında bütün gelişmeleri de takip ediyoruz. Kaza da tam da bu noktada olmuştu. Evet, kazanın hemen ardından 2 tır şoförü gözaltına alınmış ve daha sonra da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tabii özellikle soruşturmada frenin tam olarak 2 tır açısından da nerede patladığı ve söyledikleri gibi tır şoförlerinin iddia ettikleri gibi araçlarının bakımlarının tam olup olmadığı araştırılıyor. Tabii bunun yanında özellikle tır şoförlerinin araçları benzin istasyonuna neden o tarafa doğru, yönlerini neden o tarafa doğru kırdığını araştırılıyor. Çünkü görüntülerde de izleyeceksiniz. Yol boyunca da aslında tır şoförlerinin farklı manevra alanları vardı. Tabii bu konular tüm yönleriyle ele alınıyor. Bu konular araştırılıyor dediğimiz gibi. Gerek benzin istasyonu çevresinde, gerek hemen arkamdaki bu yaklaşık 2 kilometrelik yokuş yolu boyunca, 3 yol mevkiindeki bu yokuş yol boyunca her detay inceleniyor. Her konu ele alınıyor ayrıntılarıyla birlikte. Tabii bu arada burada ilk kazaya sebebiyet veren ve 4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi de ortaya çıkmıştı. O ifadeyi de bir kez daha şöyle hatırlayacak olursak, yükle ilgili tırın yük sınırının 29 ton olduğunu, ancak kendisinin 27 ton gübre yükleyerek İran Zaho şehrine doğru yola çıktığını söyledi ve tabii tam bu noktaya geldiğinde yokuştan aşağı inerken frenlerini tutmadığını fark ettiğini ifade etti. Daha sonra da işte kazanın yaşandığını ve aracının özellikle bakımını da yaptığını söyledi. Tabii gelişmeler ve detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Biz de takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça da aktaracağımızı belirtelim. Sözü yeniden merkeze bırakalım. Barış'a teşekkür ediyoruz ve Gaziantep'te yüreklerimizi yakan o kazaya dair yeni görüntüler ekranlarınıza gelecek. İHA muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ve yine Muhammed Abdülkadir Esen bu görüntüleri kaydetmişti. İşte İHA muhabirlerinin son görüntüleri ekranlarınıza yansıyor. Gaziantep Nizip'teki kazada hemen olay yerine gitmişlerdi. İtfaiye ekipleri, sağlık ekipleri o noktadaydı. Yaralılar vardı, onların kurtarılması için çalışmalar devam ederken tüm o gelişmeleri de şu anda ekranlara yansıdığı şekliyle kayıt altına almıştı İHA ekibi. Ancak bu görüntülerden belki de sadece dakikalar sonra bir başka kazanın içerisinde hayatlarını kaybettiler. İşte o görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Bir itfaiye aracının, ambulansın güvenlik şeridinde olduğu yaralıların, şarampole yuvarlanan araçta bulunan yaralıların kurtarılması çalışmalarını görüntüledikleri ve o çalışmaları ekiplerle birlikte yaşadıkları ve belki de bu görüntülerden sadece birkaç dakika sonra hayatlarını kaybettiler. Çok acı görüntüler elbette. Evet. Mesleğimizin anladığım içerisindeki en zor iş. Zor anlardan biri bir meslektaşımızın son evet. görüntülerini paylaşmak ve belki de itfaiye ya da sağlık çalışanlarının da son görüntüsü. Bir başka arkadaşları çekmiş. İHA muhabirleri orada. Birisi videoya çekiyor şu siyah tişörtlü olan, değil mi? Beyaz tişörtlü olan da muhabir kardeşimiz. Yani o görüntüler içerisinde yer alan muhtemeldir 3 sağlık görevlisi ve 3 itfaiye erinin de hayatını kaybettiğini paylaşmış olalım ve çok çarpıcı görüntüler ekranlarınıza. Şurada yukarı çıkıyorlar. Çıkıyor, birkaç evet. dakika sonra zaten önce ambulansa sonra itfaiye aracına çarpıyor anladığım kadarıyla. Görgü tanıklarının ifadesi de o yöndeydi zaten. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini de biliyoruz. Canlı yayın aracını emniyet şeridine park etmişler, araçtan inmişler. Hemen görevlerini yapmak için olay yerine inmişlerdi. Dakikalar bile değil, saniyeler sonra kaza gerçekleşiyor. Aziz Birdal ağır yaralıydı. Görüntülerde ekranlara geliyor. Onu araçtan çıkardılar. Ekipler, itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri onu taşıyorlardı ambulansa. İşte tam o esnada yaşananları da görüntülüyordu meslektaşlarımız. Ve bir otobüsün sebep olduğu kazayla birlikte onlar da hayatlarını kaybettiler. Bir kez daha
Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine sabır dileklerimizi iletelim. Mesleğin zorlukları ve o zorluklardan birini en iyi anlatan, maalesef diyerek paylaştığımız görüntüydü. Bir kez daha meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet dileklerimizi iletelim. Gaziantep'teki kaza otobüslerde emniyet kemeri takılmasının önemini bir kez daha gündeme getirdi. Bu kapsamda Esenler Otogarı'nda şehirler arası otobüslerde denetim gerçekleştiriliyor. Hemen canlı yayın noktamıza uzanalım. Kübra Kılıç bizi bekliyor. O denetimlerden birine bizi de katacak ve görüntüler ekranlara taşıyacak. Sözü kolaylıklar dileyerek Kübra'ya bırakalım. Teşekkür ederiz. Evet, hafta sonu yaşanan feci kazada Mardin'deki ve Gaziantep'te 35 kişi hayatını kaybetmişti. Gaziantep'te 15 kişi hayatını kaybetmişti ve hayatını kaybedenlerden 8 kişi otobüste yolculuk yapıyordu. Biz de şu anda Esenler Otogarı'ndayız. O otobüs de buradan yola çıkmıştı ve burada da şu anda denetim yapılıyor. Hemen kameraman arkadaşım Ahmet Işık'la birlikte o noktadayız. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Otogar Büro Amiri otobüslerde denetim yapıyorlar. Hemen şöyle hatta biz de uzatalım mikrofonumuzu. Burada ilk önce ehliyet ruhsat denetimi yapılıyor. Bakılıyor bir eksiklik var mı diye ilk önce. Şoföre kontroller yapıldıktan sonra şu anda var mıdır bir sorun? Şu an inceleyeceğim. Şu an bakıyorum haftalık aktivitesine. Bu sürücü 3 gün önce dinlenmiş. Haftada bir gün en az dinlenmesi lazım. 3 gün önce dinlenmiş. Şu an bugün 3. günü, herhangi problem yok. Burada ne kadar kullandığına ve hızına bakıyorum. Herhangi bir problem yok. Gayet nizami. Buyurun beyefendi. Teşekkür ederim. Yola çıkabilirler şu anda. Tabii ki yola çıkabilirler. Herhangi problem yok. Sayın yolcular, hayırlı yolculuklar. Yapılan araştırmalarda emniyet kemeri kullanımı ölüm riskini %45, ağır yaralanma riskini %60 oranında azaltıyor. Bu sebepten emniyet kemeri kullanımı çok önemli. Lütfen kullanalım, dikkat edelim. Buyurun beyefendi, böyle broşürlerimiz var. Evet, görmüş olduğunuz gibi denetimlerde şu anda yolculara da uyarılarda bulunuldu. Emniyet kemerleri de yolcuların takılı. Takmayanlar da tabii ki uyarılıyor ve broşürler dağıtılıyor. Hemen aslında size de broşürleri göstermek istiyoruz. Şöyle kameraman arkadaşıma doğru da yavaşça gideyim ben de. Biliyorsunuz ki emniyet kemeri hayattaki araçlardayken tek bağımız bizlerin. Görmüş olduğunuz gibi buradaki yolculara bu broşürler dağıtıldı. Emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bu broşürler. Denetimler bu şekilde devam ediyor Esenler Otogarı'nda. Hemen aslında bu aracın daha denetlemesi bitmedi. Aşağıya inelim ve orada araçlara tekerlekleri de kontrol ediliyor. Tamam, şöyle aşağıya bir dakika gelelim ve araçların hemen burada da böyle bir hemen gidelim bir dakika. Lastik dişi derinliği ölçümü yapılıyor şu anda. İsmi kumpas olan bir aletle yapılıyor ve 3 milin altındakiler sefere gönderilmiyor. Hemen soralım, bir sorun var mı? Herhangi bir olumsuzluk yok. Yasal sınırın üzerinde olduğu için sefere izin veriyoruz. Sefere çıkabilir. Sefere çıkabilir, doğru. Yasal gönül üzerinde. Evet, şu anda görmüş olduğunuz gibi tekerlek kontrolleri de yapıldı. Herhangi bir sıkıntı yok ve bu araç sefere çıkabilir. Biliyorsun ki Gaziantep'teki olayda 8 vatandaş otobüste yolculuk yapıyordu. Ve otobüste yolculuk yaptıktan sonra, hatta şöyle otobüse doğru gidelim. Bakın, bütün vatandaşlar da kemerini takmış, daha dikkatli oluyorlar. 8 kişi hayatını kaybetmişti otobüste yolculuk yapanlardan. Bu nedenden dolayı aslında hayattaki en büyük bağımız araçlardayken emniyet kemerleri. Emniyet kemerlerini takmayı asla ihmal etmememiz gerekiyor. Uzun yol, kısa yol, hiçbir şekilde fark etmez. Hayattaki çünkü tek bağımızı emniyet kemerleri sağlıyor araçlardayken. Burada da bütün vatandaşların kemerleri kontrol edildi. Kemerleri takılmış bir şekilde yolculuklarına devam edecekler. Denetimler burada devam ediyor. Keza yolculuk devam ederken de yine ikazlar yapılacak ve denetimler devam edecek. Kemerler çıkarılmadan yolculuklarına devam edecekler diyelim ve sözü size bırakalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ısrarla S-400'lerin alınmasına karşı çıkmış. Parti sözcüsü Faik Öztrak ise bir kez daha S-400'lerin alınmasının gerekli olduğunu söyleyen kişinin Kılıçdaroğlu olduğunu dile getirmişti. İşte o çelişkili açıklamalar. Şimdi hatırlayalım, Genel Başkanımız bu işin başında ne demişti? Bu coğrafyada hava savunma sisteminde açık kabul edilemez. S-400 bir ihtiyaçsa mutlaka alınmalıdır demişti. Niye alındı onu kimse bilmiyor. S-400'lerin alınması gereklidir diyen bizim genel başkanımız. Siz bunu kime karşı kullanmak için aldınız diye sormakta
hakkımızdır. CHP'de S-400 konusundaki kafa karışıklığı sürüyor. Parti sözcüsü Faik Öztrak, S-400'lerin alınması gerektiğini Kılıçdaroğlu'nun söylediğini iddia etti. Ana muhalefet liderinin hava savunma sistemlerine karşı çıkan açıklamalarını ısrarla görmezden geldi. Hatırlayalım, genel başkanımız bu işin başında ne demişti? Bu coğrafyada hava savunma sisteminde açık kabul edilemez. S-400 bir ihtiyaçsa mutlaka alınmalıdır demişti. Ben de bunu genel başkanımızın sözlerini parti sözcüsü olarak tekrar ettim. S-400'ler alındı ama bir türlü aktive edilmedi. Dünyanın en pahalı hurdası halinde yatıyor. Yetmiyor, üstüne yenilerini de alıyoruz. Çok değil, daha birkaç gün önce gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, S-400'lerle ilgili gereksiz imasında bulunmuş hükümete kime karşı kullanacaksınız, niye aldınız diye sormuştu. Ben de bunu genel başkanımızın sözlerini parti sözcüsü olarak tekrar ettim. 20 yıl sonra dolar ikinci kez euroyu geçti. Dolar euro paritesi nasıl seyredecek? Bundan sonra eurodaki düşüş devam eder mi? Ya da dolar güç kazanmayı sürdürür mü? Buna dair gelişmeleri değerlendireceğiz. Tülay Ayçiçek'e sözü bırakalım. Yanında da konuğu var. Gelişmeleri ayrıntılandıracaklar. Sonra da biz yorumlayacağız. Özellikle piyasalara baktığımızda inişli çıkışlı dönemler oluyor. Ancak haftanın başlamasıyla birlikte dolar oldukça yüksek başladı. Özellikle de sizin de dediğiniz gibi 20 yılda dolar euroyu iki kez geçmiş durumda. Peki euroda inişler devam edecek mi? Nedeni nedir? İşte onu da konuğumuza soracağız. Yanımda İhsan Memiş var. Para piyasaları uzmanı. Efendim yayınımıza öncelikle hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Özellikle gündemde malum piyasalar var, doların yükselişi var. Bu durum nasıl ilerleyecek, seyredecek? Amerika Merkez Bankası Fed'in para politikasına ilişkin kararları, yani Fed'in faiz artırması, Euro'nun dolardan daha değersiz bir hale gelmesi neden oldu. Euro-dolar paritesi bir seviyesinin altında, 0.99 seviyesinde. Yani artık dönem Euro-dolar dönemi değil, dönem değişti, dolar-euro dönemi başladı. Dolar Euro'nun üzerine yükseldi. Şu an serbest piyasalarda, kapalı çarşı piyasasında doların satış kuru 18.25 lira. Ancak Euro'nun satış kuru 18-11 lira. Yani Euro dolara kıyasla daha alt seviyeleri seyretmeye devam ediyor. Muhtemelen şu anda 0.99 seviyesinde olan parite 0.80'lere kadar gerileyebilir teknik olarak. Euro bölgesindeki ekonomik kriz, Rusya'nın ambargoları veya yaptırım kararları ile birlikte misilleme yapması, Avrupa'da biraz daha belirsizliğin artması gibi etkenler euro tarafını olumsuz yönde etkiliyor. Sadece euro değil, doların karşısında sterlin de aşağı gideceği değer kaybetti. Yani euro dolar paritesi bir seviyesinin altına sarkarken sterlin dolar paritesi 1.37'den 1.17'ye kadar geriledi. Dolar karşısında her şey yerli duman oldu diyebiliriz. O yüzden vatandaşlar bu günlerde dövizi bir yatırım aracı olarak görüyorlarsa, dövize yatırım yapacaklarsa artık devir değiştiği için bunun adı dolar değil, bunun adı euro. Euro'nun aşırı bir şekilde veya sterlin aşırı bir şekilde değer kaybetmelerini bilmesi gerekiyor. Euro'da düşüşler devam ediyor. Peki nedeni nedir? Buradaki neden Fed'in politikaları. Fed faiz artırımlarına devam ediyor. Avrupa'da ciddi anlamda belirsizlik var. Özellikle enerji krizi var. Ve dolayısıyla da buradaki çıkışlar halen devam ediyor. Avrupa'daki belirsizlikler ve ekonomik kriz veya resesyon riskiyle birlikte euro aşırı bir şekilde zayıf kalmaya devam ediyor. Önümüzdeki ay FED toplantısı var. Muhtemelen 50 ya da 75 bas puanlık bir faiz artımıyla bu politikasına devam edecek. Euro da ister istemez Eylül'ün ortasına kadar da bu değer kayıpları devam edecek. Ancak bu değer kayıpları da aslında euro ile ticaret yapan, euro ihtiyacı olan veya yurt dışında evladını okutan insanlar için de bir fırsat veriyor. Yani bu düşüşlerin kalıcı olacağını ben tahmin etmiyorum. Aslında bu sert düşüşler orta ve uzun vade için bir avantaj olarak ön planda çıkıyor. Çok teşekkür ederiz İhsan Bey verdiğiniz bilgilerden dolayı. Şimdi piyasaları, döviz piyasalarını konuğumuz İhsan Memiş'ten aldık ve sizlere aktarmaya çalıştık diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım. Teşekkür ediyoruz Faruk Erdem'le birlikteyiz. Hemen pariteyi açalım dilerseniz. Faruk Erdem, uzun süredir görmediğimiz 20 yılda ikinci kez görülecek bir tablo. 0.99-11 euro dolarda birin altına inildiği görülüyor. Aslında adım adım bu noktaya gelindi. Çünkü güçlü bir dolar, Amerikan Merkez Bankası Fed tarafından da bir şahin tavırla birlikte
Bu süreç içerisinde faizler arttırıla geldi. Ve yıl sonuna kadar da devam edileceğine yönelik de sinyalleri vermeye devam ediyor Amerikan Merkez Bankası. Dün aslında biraz biri de test etmişti ama birin altına gelmesi noktasında sinyalleri de vermişti. Senin söylediğin gibi tabii Fed'in bir süredir hem varlık alımını azaltması hem faizlerdeki şahin politika. Yani aslında virüsün üzerine trilyon dolarları attıktan sonra o paraları geri çekme çabasına girmişti. Çünkü 40 yılda en yüksek enflasyonla karşılaştı Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla Fed bir önceki açıklamada baktığın zaman aslında çok şahin değilmiş gibi biraz daha faiz artırımlarını geri çekecekmiş gibi bir hava vermişti. Ama son açıklamayla birlikte o şahin politika tekrar ortaya çıktı. Çünkü şeyden çok endişe ediliyor o metinlere baktığımız zaman enflasyonun kalıcı olmasında. Aynen. Ciddi bir endişe var. Onlar hızla bir adım atmak istiyor ama şöyle de bir denge var. Buna karşı hızlı adım atıldığında da daha önce Amerika bunu yaşadı. Bir resesyon. Aynen. Yani duraklama evresine girilmesinden de korkuyor. O dengeyi sağlamakta biraz zorlandıklarını görüyoruz. İki çeyrek negatif büyüdüğünüz zaman işte resesyon yani durgunluktan bahsediliyor. Şimdi Amerika bu tedbirleri alırken dolar güçleniyor. Aslında burada euro güç kaybetmiyor, dolar güçleniyor. Tüm dünyadaki para birimleri karşısında güçlendiğini söyleyebiliriz. Başta gelişmekte olan ülkeler karşısında ki biz de buna dahiliz. Dolayısıyla hani birinci bölümde de konuşmuştuk. Burada para ana vatanına geri dönmeye başlıyor. Ama içeride de o virüsün üstündeki parayı geri çekme çabası var. Bu da doları güçlü hale getiriyor. Ama bir yandan da bu kuzeyimizde yaşanan bu savaş sebebiyle Avrupa ciddi bir kriz yaşıyor. Hem tedarik krizi yaşıyor hem enerji fiyatları, emtia fiyatlarının yüksekliği dolayısıyla ve bu kışta da ciddi bir enerji krizi yaşayacağı ortaya çıktı. Dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası aslında bu noktada tedbir almakta geciktikçe doların karşısındaki gücünü de kaybetmiş oldu. Dün bir açıklama gelmişti, size de paylaşmıştık. Almanya Merkez Bankası'ndan da çok endişe verici bir açıklama. Onlar da resesyondan korkuyorlar. Hem Amerika hem Avrupa'da. O yüzden de merkez bankaları adım atarken çok da şahin bir tutum içerisine giremiyor. Çünkü henüz pandemiden yeni çıkılmış bir piyasa. Zorlu bir süreç ama bu bilgiyi de aktarmış olalım. Yani bu ardından devam edecek öyle gözüküyor. Yani Avrupa Merkez Bankası'nın şimdi atacağı adım çok önem kazandı. Ama Avrupa'nın önünde ciddi bir ekonomik kriz duruyor. Özellikle kış ayları ile birlikte nasıl bir tutum alınacak? Bizi nereden ilgilendirir onu söyleyeyim. Bizim müşterimizin büyük çoğunluğu Avrupa olduğu için Euro'nun güç kaybetmesi aslında bizim ihracatçımız açısından bir risk oluşturuyor. Ama yeni pazarlarla birlikte milli paralarla ihracat noktasındaki çalışmalarla biz o krizi aşarız diye düşünüyorum. Takipçiyiz aslında, paylaşmayı da sürdüreceğiz diyelim. Devam edelim. Araçlarda kapora dolandırıcılığı yine gündemde. Kaporayı alan dolandırıcılar ortadan kayboluyor. Vatandaşlar savcılığa gidiyor. Bu dolandırıcılık yöntemine karşı nelere dikkat edilmeli? İslim Çobanoğlu bu başlığı değerlendirecek. Yanında da bir uzman konuğu var. Sözü İslim'e ve konuğuna bırakalım. İnternet sitelerinde özellikle emlak ve otomobil ilanları yayınlanıyor ki bu ilanlar sahte ilanlar oluyor. Normalinden çok daha düşük fiyatlı ilanlar sayesinde bir kapora dolandırıcılığı yapılıyor. Ve çok çok önemli ki bu vurgun aslında insanlar milyonluk dolandırılıyor ve daha sonra o ilanları yayınlayanlar ortadan kayboluyor. İşte bu kapora dolandırıcılığına aldanmamak için, dolandırılmamak için neler yapılması gerekiyor? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor konuşacağız. Yanımızda değerli konuğumuz Hakan Akdoğan var. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği kurucu başkanı. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. İşte bu kapora dolandırıcılığını konuşacağız. Nedir bu kapora dolandırıcılığı? Evet, aslında buna oltalama diyorlar. Yani oltalama sayesinde değerinden düşük ilanlar girilip sonrasında telefon bekleniyor. O bölgeye özel örnek vermek gerekirse işte 3 milyon ortalaması olan bir 2+1 daire olsun. Onu 2 milyon gibi ya da işte 500 bin TL olan bir yerde 300 bin TL gibi çok daha uygun fiyatlı, ucuz fiyatlı ilanlar girilerek bir oltalama yapılıyor. Ve aslında bu ilanların birçoğunun fotoğrafı da sahte, konumlar da yanlış. Vatandaş uyguna, çok uyguna bir yer buldum heyecanıyla bir anda o an işte arıyor. İşte ben bu daireyi ya da bu konutu görmek istiyorum.
Tabii ki karşı taraftaki kişi bu işle ilgili yani dolandırıcılık konusunda uzmanlaştığı için onunla gayet profesyonel bir şekilde konuşup hani güven verici, telkin verici konuşmalar yapabiliyor da bu konularda kendilerini de onlar da geliştirmiş durumdalar. Ne yazık ki ve bu yolla da çok ciddi de mağduriyetler oluşuyor ve o telefonu aran kişiye orayla ilgili bilgiler veriliyor. Fakat işte tabii orada şu başlanılıyor söylenilmeye, şurada dikkat edilmesi gerekiyor. Efendim bu ilana, bu konutuna çok talep var. Eğer önceliği size vermemizi istiyorsanız bize bir kapora göndermeniz gerekiyor. Tabii ki vatandaş da bu kadar evlerin pahalı olduğu bir dönemde ya da yüksek olduğu bir dönemde çok uyguna bir konut bulmuşum, kaçırmayayım duygusuyla, heyecanıyla o an ondan istenilen o önceliği almak için, o evi onun için tutmaları için hemen bir 5.000, 10.000, 15.000 duruma göre bir kapora gönderiyor. Sonrasında tabii yeri görmek için işte tekrar arama yapılıyor. Hani biz geleceğiz, yeriniz nerede falan ama tabii aradığınız kişiye ulaşılamıyor, düşüyor bu iş. Ve sonrasında aslında internete girdiklerinde bu yöntemle birçok insanın dolandırıldığını da anlıyorlar. Aslında burada yapılması gereken çok basit, çok kolay. Yani bu tarz ilanlara bir kere kesinlikle vatandaşlar inanmamalı. Yani hiç kimse konutunu %30, %40 aşağıdan asla satmaz. Yani niye satsın? Satmaz. Ve burada dikkat edilmesi gereken şey, böyle bir ilan gördüklerinde evet arayabilirler, bilgi alabilirler fakat evi görmeden, evin içinde gezmeden, sonrasında kendilerinin muhatap olduğu kişinin o evin sahibi olup olmadığını teyit etmeden, tapuyu görmeden ve asla bir protokol yapmadan, bunları da teyit ettikten sonra alım satım protokolü yapmadan asla kimseye kapora vermesine. Eğer arada bir emlak işletmesi var ise iş biraz daha kolay. Çünkü aslında arada bir emlak işletmesi olması arada çok daha güvenli oluyor. Çünkü niçin? Şöyle, eğer arada bir emlak işletmesi varsa o mülk sahibinden bir yetkilendirme sözleşmesi alıp daha öncesinde bu kontrolleri zaten o emlak işletmesi yapmış oluyor. Yani öncelikle evin sahibinin olup olmadığını teyit etmeden, az önce saydıklarımıza dikkat etmeden kesinlikle kimseye kapora göndermesinler. Efendim çok teşekkür ederiz sevgili Akdoğan. Aslında çok basit ama dikkatli uyarılarda bulundu. Yani internet üzerinden verilen IBAN numaralarına para göndermek yerine evi, arabayı gidip yerinde görmek, sahibiyle tanışmak çok daha sağlıklı olur bu süreçte diyelim ve sözü yeniden size bırakın. Aslında hayatımızın içerisinde her gün karşılaştığımız önemli başlıklardan biri. Çok kıymetli bir konukla değerlendireceğiz. Siber güvenlik uzmanı Osman Demircan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Mobil telefon ya da mobil dolandırıcılık her geçen gün yeni yöntemlerle hayatımızın içerisine giriyor. Aslında temelinde çok basit bir teknik var ama farklı farklı uygulamalar var. Biz bazı başlıkları çıkardık. Önce sizle başlayalım. Bu mobil dolandırıcılığa karşı hakikaten ne yapacağız? Yani mail yoluyla geliyor, WhatsApp gruplarından geliyor. Sürekli böyle bir endişe içerisindeyiz. Aslında sizin şuraya yazdıklarınızın tamamının çözümü için, temel anlamda çözümü için bir tane yöntem var. Özellikle de cep telefonu virüsleriyle yapılan dolandırıcılıkta da en sık kullanılan yöntem bu. Cep telefonundaki güvenlik açıkları. Şimdi siber güvenlik uzmanları ne yapıyor? Hani hacklenen insanlarla gidip sohbet etmiyoruz. Hani biz insanlar hacklenmesin diye güvenlik açıklarını tespit etmeye çalışıyoruz. Bugün tespit edilmeyen güvenlik açıklarını verdiğimiz isim sıfırıncı gün. Yani henüz tespit edilmedi. Şimdi ben ve benim gibi uzmanların tespit ettikleri açıklar var ama hackerların tespit ettiği ama bizlerin henüz haberinin olmadığı da bir dünya açık var. Şimdi bu da şöyle bir sorun çıkartıyor. Cep telefonu virüsleriyle dolandırıcılık. Muhteşem başlık. Cep telefonuna size maille bir link geliyor olabilir. Airdrop ve benzeri havadan ki kafeteryalarda otururken birdenbire biri size bir şey gönderiyormuş gibi telefonunuzla bir uyarı alabilirsiniz. WhatsApp ve benzeri uygulamalarla linkler geliyor olabilir ya da dosyalar geliyor olabilir. Bunları tıkladığınız zaman eğer telefonunuz o ana kadar bilinen bütün güvenlik açıklarına karşı kapalıysa, yani
Siz güvenlik güncellemelerini yapıyorsanız, yani telefonu güncelliyorsanız, çok basit, işletim sistemini güncelliyorsanız bir uyarı çıkıyor. Diyor ki yeni güncelleme geldi, yükle. Doğru. Sonra yüklerim, daha sonra yüklerim. Yavaşlatıyor, yüklemem dediğiniz noktada da bu linkler oradaki bir zafiyetten yararlanıyor içeride. Ve tüm telefonun kontrolünü kötü niyetli kişinin eline vermiş oluyorsunuz. Şimdi telefon kontrolü deyince onun içinde bankacılık uygulamalarımız var. Başka insanların özel hayatlarıyla ilgili yazışmaları var. Tümü mü geçiyor dolandırıcıların eline ve o banka kısmı herhalde en riskli olan kısım? Banka kısmı en riskli olan kısım, yani doğrudan banka uygulamasına ulaşamasa bile çok kıymetli bir şeye ulaşıyor. SMS'e. Ah, evet. Kendi telefonunda bankacılık uygulamasını açabilir ve doğrulama için bankanın sizin telefonunuza gönderdiği SMS'i kendi telefonuna girerek bankacılık uygulamasını açıyorlar. Yani bununla başlıyorlar. Şimdi başlıklar cep telefonu virüsü, SMS yoluyla, şifre hırsızlığı, tek çaldırma yoluyla dolandırıcılık, sesli mesaj. Yöntemler birçok ama bunları engellemek için bu kadar basit mi aslında? Güncellemeleri zamanında yapmak. Onun dışında farklı güvenlik uygulamaları da indirmeli miyiz? Yoksa sadece bununla hayatımız daha kolay olur mu? Telefon destekliyorsa mutlaka indirelim. Ek güvenlikten hiçbir zaman zarar gelmez. Ama mesela bu sesli mesaj yoluyla başlığına hemen geçeyim. Yani burada da şöyle bir durum var. Yani şimdi gerçek dünyadaki alışkanlıklarımız. Şimdi burada yok ama hani bizim en büyük riskimiz ne? Annemiz, babamız, yaşlı olanlar ve çocuklarımız. Şimdi gerçek dünyada çocuğunuzla, çocuğunuz 10 yaşında, 12 yaşında ve 60 yaşlarında bir adam çocuğunuzla sohbet etmeye çalışıyor. Siz de bunu uzaktan görüyorsunuz. Yani çok büyük bir ihtimalle hızlı adımlarla yanına gidip ne oluyor orada diye öğrenmek istersiniz. Ama çocuk internette tanımadığı insanlarla sohbet ederken bunu aileler ilgilenmiyorlar bununla. Sanki internet çok güvenli bir ortammış gibi. Yani biraz bakış açımızı değiştiriyor olmamız gerekiyor. Gündemi çok iyi takip ediyor olmamız gerekiyor dolandırılmamak için. Yani tamam, uygulamalara güvenelim de bizim de yapabileceğimiz bir şeyler var. Kredi kartı aidatlarınızı geri ödeyeceğiz. Aşı sırasında size öncelik tanıyacağız. Elektrik fiyatlarıyla alakalı düzenlemeden sonra farklar ödenecek. Ve hep de Cumhurbaşkanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın ve Sağlık Bakanlığı'nın adı kullanılarak para verilmeye çalışıldı. Para veriliyormuş gibi gösterilmeye çalışıldı. Ama ben bu kurumların hiçbir zaman para verdiklerini görmedim. Para vermekle yükümlü olan kurumlar bunlar değil. Ama ya bir Allah'ın kulu da... yöntemle değil. Siz gelmeden önce Faruk Erdem'le sohbet ederken aslında buna değinmiştik. Borsada da öyle. Hemen bugünden yarına zengin olma. İnsanların özellikle hayal dünyası. Burada da havadan gelen bir para ve o paraya yönelik sizin zafiyetinizden faydalanıp bir dolandırıcılık yöntemi aslında bu. Kesinlikle. Biz şuna bakmıyoruz. Hani gördüğümüz her şeyin doğruluğuna inanıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda muhteşem bir dolandırıcılık yapıldı. Ben gerçekten buna çok gülmüştüm. Yani bu komik bir dolandırıcılıktı. Türk Hava Yolları'nın 100. yılı onuruna binlerce bedava bilet dağıtılıyor. Linki tıkla ve sen de o bileti al. Türk Hava Yolları'nın 89. yılı bugün. Hani bu 89. yılındayız. Bunu sorgulamıyoruz. Ya da geçtiğimiz günlerde yine Beşiktaş'ın adı kullanılarak bir coin üzerinden dolandırıcılık yapıldı. Ya bir Allah'ın kulu da aramadı mı Beşiktaş'ı? Ya bu coin sizin mi diye. Hani çok sevdiğim bir söz var. Herkesin söylediği şey doğru olacak diye bir şart yok. Yani bunun doğruluğunu sorguluyor olmamız gerekiyor. Ya bunların biraz ucu da buna geliyor. Yani tamam, teknik olarak kendimizi koruyamanın yöntemleri var ama biraz da uyanık oluyor olmak gerekiyor. Aslında en net herhalde başlık bu. Son cümlenizi alayım, uğurlayayım ben sizi. Tamam, elbette bu özellikle sesli mesaj, çaldırma, kapatma yolu, bunlar birbirlerine çok benziyorlar. Bunlardaki temel hikaye de şu. Avrupa'da da bu çok fazla yaşanmaya başlandı. Bankacılık işlemleri seslerde taklit edilerek deepfake yöntemleriyle onaylar sesle verilip çok ciddi paralar, 50 milyon dolar gibi bir para Arap'tan başka bir yere aktarılmıştı. Hani bu tarz konularda da çok uyanık olmak gerekiyor. Yani bankacılık işlemlerinde aşırı bir şekilde şey yapmamız lazım. Hani telefon bankacılığı işlemleri belki de kapattırılıyor olabilir. Sadece mobil işlemler açılıyor olabilir. Yani kendi güvenliğimizi kendimiz yaratabiliriz. Bize uygun olan, bana uygun olan şey size uygun olmayabilir. Yılda 70 bin ton incir ihraç ediliyor. Meyvenin hasadı da başladı. Şimdi önemli incir üretim merkezlerinden birine, incirin başkentine, Aydın'a gidiyoruz. Ekibimizden Sefer Ayçe bizi bir incir bahçesinde bekliyor. İncir ağacının gölgesinde. Konuyla birlikte sözü Sefer'e ve konuğuna bırakalım. Teşekkürler Aktan Uysal. Evet, başkentindeyiz. İncir'in Aydın'dayız. Dün Manisa'daydık. Üzüm'ün başkentindeydik. Bugün de Aydın'dayız. İşte Üzüm Aydın'da incir hasatı tüm hızıyla devam ediyor. Daha doğrusu Ege'de tüm hasat tüm hızıyla devam ediyor. Peki bu yıl rekolte nasıl? Onu da konumuzdan alırken, bu arada Alper de size
hasadı göstersin. Çünkü çoluk çocuk burada hasat yapılıyor ve görmüş olduğunuz gibi hasat tüm hızıyla devam ediyor. Hoş geldiniz habere. Hoş bulduk. Bu sene rekolte oldukça güzel gözüküyor. Evet, bu sene geçen yıldan tahminimiz rekoltenin daha iyi olması yönünde. Geçen yıl Aydın'da yaklaşık 70 bin ton civarında incir üretimi gerçekleşti. Bu yıl tahminimizde yaklaşık 85 bin ton civarında bir rekolte. Tabii bizim kendi gözlemimiz. Üretim kalitesi olarak da iyi gidiyor şu anda. Havayla çok önemli biliyorsunuz. Onunla paralel gidiyor. Evet. Özellikle kaliteyi çok etkiliyor ve verimi çok etkileyen bir faktör. Eğer yağmur veya havanın nemi yüksek olmadıktan sonra dediğimiz gibi rekolte olarak da geçen yılın üzerinde tamamlarız. Kalite olarak da geçen yıldan iyi bir şekilde sezonu tamamlamış oluruz. Şimdi burada kuru incirleri görüyoruz. Evet. Daldan düşenler var. Hı hı. Değil mi? Bunlar bundan sonra nasıl bir işlem göreceğiz? Bundan şimdi toplanıyor. Ekonomik olarak zaten kuru incir bu çeşitte Aydın için daha önemli. Evet. Sarı lop dediğimiz çeşit. Evet. Taze incir değil, kuruduktan sonra kendi kuruyup yere düşüyor. Yerde toplandıktan sonra bu tünellerde kurutma yapılıyor. Tünellerde kurutma yapıldıktan sonra tasnifi yapılıyor, boylaması yapılıyor. Boylama yapıldıktan sonra da işletmelere satışı yapılır. İşletmede de dediğim gibi tekrar yıkandıktan sonra ve tasniflendikten sonra ambalaj yanıyor. İşlendikten sonra da ihracata gidiyor. Sonra sormak istiyorum. Bu yıl kaç milyon dolarlık bir ihracat bekliyoruz? Şimdi geçen yıl yaklaşık 330 milyon dolar civarında bir ihracat söz konusuydu incir için. İncirin bize getirdiği katma değer hayli yüksek, küçümsenmeyecek bir rakam. Bu yıl bizim hedefimiz 400 milyon doların üzerine çıkması. Hem miktar olarak hem de değer olarak artmasını temenni ediyoruz. Yani bu da Ege bölgesi için de Aydın ili için de özellikle iyi bir rakam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet Aktan Ünsal, belirttiğimiz gibi Aydın'daydık. Aydın'da incirin başkentindeydik. Bu yıl ise oldukça rekolte fazla, 400 milyon dolarlık da bir ihracat beklentisi var. İşte yavaş yavaş dallarından kuruyanlar yere düşüyor ve burada hasat tüm hızıyla devam ediyor diyelim. Sözü tekrardan sana bırakalım. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Ajans bugün de gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Kamuda kadro bekleyen sözleşmeli personelin beklediği tarih açıklandı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin yürütülen o çalışmanın Eylül ayı başında tamamlanacağını duyurdu. Ankara'ya gideceğiz detayları almak için. Ankara'da haber editörlerimizden Arzu Fidan verdi. Bizi bekliyor. Sözü Arzu'ya bırakalım. Haktan Ünsal, evet senin de ifade etmiş olduğun gibi kamuda sözleşmeli olarak çalışan 200 binin üzerinde çalışan işçi için artık nihai kararın belli olacağını özellikle belirtelim. Bu noktadan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin buna ilişkin tarih verdi. Eylül ayında kararımızı açıklayacağız açıklamasını yaptığını söyleyelim. Bakan Bilgin aslında dünkü kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin merak edilen sorularını yanıtladı ve güzel bir haber verdi aslında sözleşmeli işçilerle ilgili. Hemen o açıklamasının detayına bakacak olursak aslında bakanlık olarak çalışmamızı bitirdik veya bitirmek üzereyiz. Salı günü komisyonu ve konuyla ilgili çalışma grubunu çağıracağım dedi. Yine sonrasında sosyal taraflarımıza konuyu paylaşacağız açıklamasını yaptı. Alınan görüşleri birlikte değerlendireceğiz. Ay sonunda da ya da en geç Eylül'ün ilk haftasında açıklayacaklarını ifade etmiş olduğunu söyleyelim. Yine geçici işçileri ve taşeronu da ondan sonra ele alacağız açıklamasını yaptığını söyleyelim. Yine aslında Kasım ayında asgari ücrete yeni bir düzenleme yapılacak iddiasına yönelik de açıklık getirdi aslında Bakan Bilgin, takvimi işaret etti. Aralık ayında görüşeceğiz dedi. Yine Türk İş'in vergi çağrısına da gündemimizde yok açıklamasını yapmış olduğunu söyleyelim. Hemen bu açıklamasının detayına da bakacak olursak aslında Bakan Bilgin şu anda gündemimizde öyle bir çalışma yok. Çözülmesi gereken bir konu bu. Sendikalarımız hep şunu talep ediyorlar. Toplu sözleşme yapıyoruz, zam alıyoruz ama yıl sonunda aynı parayı alamıyoruz açıklamasını yaptı. Haklılar ancak bu konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bu konu onların konusu açıklamasını yapmış olduğunu söyleyelim. Özellikle yine kısa çalışma ödeneği sebebiyle emekliliği ertelenenlerin konusunu da EYT ile çözüme kavuşturacaklarını söyledi Bakan Bilgin. Bu noktada EYT çalışması tamamlandıktan sonra torba yasaya ihtiyaç duymadan meclise gelebileceğini söyledi ve takdir meclisindir açıklamasını yaptı. Özellikle bu noktanın altını çizelim. Yine bir kez daha bitirmeden belirtecek olursak
Ortak Çalışma Bakanı sözleşmeli işçilere güzel bir haber verdi aslında. Eylül ayında onlarla ilgili nihai kararımızı açıklayacağız açıklamasını yaptı. Biz de yine ilerleyen günlerde açıklamaların detayları geldiği sürece yine sizlere bu noktadan aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve şimdilik söz tekrar size bırakalım Haftan Uysal. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyine operasyon olacak mı sorularına görüşmelerin şartları ve duruma bağlı bir süreç olduğunu belirtirken, F-16 tedariği konusunda ise olumlu bir şekilde görüşmeler devam ediyor açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye ile diyalog sürecine değinen Bakan Akar, görüşmelerin şartlara ve duruma bağlı bir süreç olduğunu belirtti. Suriye'nin kuzeyine olası bir operasyonla ilgili de önemli mesajlar verdi. Bugün yaptığımız nihai toplantı sonucunda... Operasyon zaten oluyor, zaten olacak. Her şeyin bir yeri, bir zamanı var. Taktiği var, tekniği var, mühendisliği var, matematiği var. Ülkemizin ve hudutlarımızın güvenliği için uluslararası hukuk ve meşru müdafaa açısından operasyon yapmak Türkiye'nin en doğal hakkıdır. Bu konuda ne lazımsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yaparız. Ne müdahale gerekiyorsa terör örgütlerinin arkasında önünde kim olursa olsun yeri ve zamanı gelince yapılır. Bizim için önemli olan ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaktır ve bunda da kararlıyız. Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de göreve başlayan Abdülhamit Han sondaj gemisiyle ilgili de Yunanistan'ı uyardı. Abdülhamit Han sondaj gemisi araştırmalarına devam ediyor. Gedis fırkateyni refakat ediyor, güvenliğini sağlıyor. Yanlış bir şey yapmamalarını temenni ediyoruz. Uluslararası hukuk çerçevesinde kendi imkan ve kabiliyetlerimizi kullanmak suretiyle ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyarak iyi komşuluk ilişkilerini sürdürüyoruz. Bakan Akar, ABD'den F-16 alımı ve modernizasyonu ile ilgili de sürecin olumlu yönde ilerlediğini belirtti. Bizim askeri heyetimiz Amerika'ya gitti. Uçakların tedarik edileceğinden hareketle çalışmalar yapılıyor. Teknik konular görüşülüyor. Olumlu bir şekilde görüşmeler devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili detayları paylaştı. İstanbul'da 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında geliri olanların projeden faydalanabileceğini söyledi. Projede gençler için yaş sınırı konulacak. 81 ilde dar gelirli vatandaşlar için sosyal konutlar inşa edilecek. Projeye İstanbul'da aylık geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar başvuru yapabilecek. Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesinin detaylarını paylaştı. 30 yaş altı gençlere yaklaşık 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki eve giremediniz. Arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak. Onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak. İstanbul'umuzun 39 ilçesindeki... Bakan kurum projenin orta gelirli ve üstüne hitap edeceğini söyledi. Anahtar tesliminin ise 2,5-3 yıl içinde yapılmasının hedeflendiğini belirtti. Kurum, İzmir Aliağa'da sökümü için izin verilen asbestli geminin durumunun da bakanlık tarafından takip edildiğini söyledi. 9.2 ton olduğunu biliyorum. Uluslararası mevzuat buna izin veriyor. Bu daha önce de yapılmış, sökülmüş. 900 tonsa biz sokmayız. Tek çevreci kendileri mi? Uluslararası sözleşmelere tabiiz. Yok ülkeme gelmesin. Kara sularımızda bakma hakkımız var. Bize bildirilerinin dışında bir şey varsa araştıracağız. Varsa bir saniye tutmayacağız. Ekonomideki gelişmeleri yorumlayacağız. EYT'liler ve özellikle sözleşmelilerle ilgili Bakan Bilgin'in açıklamaları oldukça önemliydi. Bu açıklamaları vergi uzmanı Muhammed Bayram'la değerlendireceğiz ama bağlantımızda bir problem vardı. Arkadaşlarım onu süratle giderdiler. Hemen şimdi canlı yayın noktamıza uzanalım. Muhammed Bayram yayınımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Hakan Bey. Yayına diliyorum. Ediyoruz. Aslında uzunca bir süredir kamuoyunu meşgul eden iki başlık
EYT ve sözleşmeliler. Dilerseniz önce EYT'lilerle ilgili sürece değinelim. Tek formüle indiğini biliyoruz. Yapılan açıklamalar bu yönde. Ekranlara da getirmiştik. Ve bu yıl sonu itibariyle de tamamlanmasını bekliyoruz. Sizin yorumlarınız ne yönde olacak? Hemen onları alalım. Sizin ekranlarınızda da yine EYT ile ilişkin formülleri konuştuk. Aslında Sayın Vedat Bilgin'in bunu kastetmesi neden şu. EYT ilişkin formülü teke indirdik diye. Şimdi çalışma grubunun kurulmasının nedeni zaten formülleri tartışmak. Çalışma grubunun kurulmasındaki amaç ne kadar, kaç kişi EYT'den faydalanacak, buna ilişkin maliyet hazineye ne olacak noktasında. EYT ilişkin platformlar var. Bu platformda kişiler mitikler düzenledi biliyorsunuz. Kimine göre 6 milyon EYT'li var, kimine göre 4,5 milyon EYT'li var. Bize göre de sadece yaşa takılan 1 milyon kişi var. Aslında çalışma grubunun şu andaki asıl çalışma gayesi bu. Sayın Vedat Bilgin de bilgi kirliliği olduğu için ve hep ekranlarınızda ve diğer ekranlarda bunları hep tartıştık. Formüller var. İşte Almanya modeli, Finlandiya modeli. Bunun önce de ki Sayın Vedat Bilgin, biz ne Almanya modeli, ne Finlandiya modeli, Türk modeli uygulayacağız. Şimdi bununla alakalı da formül aslında tek, Sayın Vedat Bilgin'in söylediği gibi. EYT'lerin istediği aslında şu. Biz yaş şartı yoktu. 20 yıl kadınlar, 25 erkekler çalışma suretiyle emekli olabiliyorduk. Kadınlara 58 yaş kademeli geldi, erkekler 60 yaş kademeli geldi, yaş şartı oradan kalksın. Ancak böyle bir durumda 1 milyon kişiyi en düşük emekli maaşında emekli ayına bağladığımız düşünecek olursa 3500 TL'den yıllık hazineye maliyeti 42 milyar TL. O yüzden şu anda çalışma grubu aslında bu formül üzerinde çalışıyor. Yani şu anda da en güçlü formül, ekranlarınızda daha önceden de bahsettik. Kadınlar 7200 prim gün sayısını, erkeklere 9000 prim gün sayısı tamamların emekli edilmesi yönünde. Eğer prim gün sayısı azsa, yani kişinin, bir erkeğin 8000 prim gün sayısı var ve 1000 prim günlük eksiği varsa bunun tamamlatılması yoluna gidilecek. Yani borçlandırılacak. Bu da nasıl? Erkekler askerlik borçlanması yapabilir, kadınlar doğum borçlanması yapabilir ya da daha hala da eksik prim gün sayısı kaldıysa eğer onların da devlete borçlanma ya da kademeli emeklilik suretiyle emekli yapılması gündemde Aktan Bey. Yaşla ilgili süreç içerisinde farklı formüller gündeme gelmişti. Sizle de sıklıkla konuşmuştuk. Buna dair de bir adım atılabilir mi? Bu tek formül içerisinde özellikle yaşla ilgili henüz emeklilik değil ama belki yaşın öne çekilmesiyle ilgili bir adım görebilir miyiz düzenlemenin içerisinde? Haktan Bey, şimdi bu 9 Eylül 1999 tarihi ve sonrasını kapsamıyor. Bundan öncekiler EYT'li. Şimdi kişiler bir günle EYT'yi kaçırabilir. Bu da bir mağduriyet oluşturur. Yani EYT'yi ortadan giderirken diğer mağduriyetler önüne geçmek lazım. Diğer mağduriyet oluşturmamak lazım. O yüzden yaşın geriye çekilmesi gibi değil. Ancak hazine intikal etmesi gereken primin ve gelirin intikal etmesiyle beraber bir emeklilik formülü konuşulabilir. Hatta Sayın Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı bununla alakalı daha önceden yasa teklifi vermişti MHP adına. Burada kademeli emeklilik konuşulmuştu. O da nasıl? Aynı Almanya modelinde uygulandığı gibi. Almanya modeli nasıl? Her yıl %2'lik bir kesinti oluyor. Kişinin 5 yıllık bir beklemesi varsa eğer yaşla alakalı %10'luk bir kesintiyle emekli maaşına kavuşabiliyor. Bir de şöyle bir sorun var. EYT'li vatandaşlarımız aslında genç nüfus ve çalışma olarak ve ortalama yaşam ömrü açısından genç bir nüfus. Ve bu vatandaşlarımız çalışmaya devam edecekler Aktan Bey. Yani iş yerlerinden ayrılmayacaklar. Şimdi iş yerinden ayrılmadıkları zaman da hem emekli maaşları bağlayacak kendilerine hem de sigorta prim, yani sosyal güvenlik destekleyen prim yatırmaya devam edecekler. Burada farklı formüller geliştirebilir. Yani çalışmaya devam edecekler için eksik prim ödeme, vergi almama şeklinde yeni formüller getirilebilir ki o zaman yaş şartı ortadan kalkabilsin. Diğer mağduriyetler önüne geçilmesin. Bir de sözleşmeliler var elbette. Yine Türkiye gündemini meşgul ediyor. Bu başlıkla ilgili kadro geliyor. Çalışmamızı en geç Eylül'ün ilk haftasında açıklayacağız dedi bakan. Buna dair de yorumlarınızı alayım, sonra uğurlayayım sizi. Sayın Vedat Bilgin bununla alakalı açıklama yaptı. Toplu iş sözleşmesinin 51. ve 52. maddesinde bunlar yasalaştı. 51. maddede 3600 ek gösterge düzenlemesi vardı. 52. maddede sözleşmeli personellerin durumu. Bu sözleşmeli personeller 530 ile 565 bin kişiyi ilgilendiriyor. Bu ne demek? Sözleşmeli personeller aslında tabiri caizse toplum içerisinde bilinen adıyla da çakılı kadro. Ve tayin hakları yok. Yani eş durumundan tayin hakları yok. Yıllık izne devredemiyor. Bundan dolayı da bir mağduriyetleri var. Aynı işi yapan kişi yan masadaki 1000 lira daha fazla maaş alıyor. Ama sözleşen personel daha az maaş alıyor. Bununla alakalı bir ciddi mağduriyet vardı. Zaman zaman zaten kadroya alınması söz konusuydu. Sözleşen personellerin ve taşeronların kadroya alınması söz konusu. Artık bununla alakalı çalışma sona gelmiş durumda. Ekim ayı itibariyle meclis açılmasıyla beraber sözleşmeli personelin durumu artık yasalaşacak. Ama bununla da beraber Aktan Bey geçici işçilerin ve
diğer sürekli işçilerin durumları da var. Onların ele alınması lazım. Geçiş işçilerin sorunu şu, 10 ay çalıştırılıp 2 ay çalıştırılmıyor ve maaş alamıyorlar. O da ciddi bir sorun. Bu da muhtemelen gündeme gelecek diye düşünüyorum. Efendim teşekkür ederiz. Vergi uzmanı Muhammed Bayram bizlerle birlikteydi. Gündemdeki o iki önemli ve sıcak başlığa dair yorumlarını izleyicilerimize paylaştı. Konumuzu uğurlayalım, devam edelim. Gündemin diğer başlıklarıyla terörle mücadele o başlıklarda ilk sırada. Ankara'da PKK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda örgütsel materyal ve dijital deliyle de el konuldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce sosyal medya mecralarında terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik siber devriye çalışmaları esnasında 6 sosyal medya hesabının terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edildi. Teknik çalışmalar neticesinde terörle mücadele ve istihbarat uzmanlarınca sosyal medya hesaplarının kullanıcıları belirlenerek harekete geçildi. Açık kimlikleri ve adresleri tespit edilen 6 zanlı başsavcılıkla koordine kurularak düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Bu kişilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ve dijital delile el konuldu. Zanlıların terörle mücadele şube müdürlüğündeki işlemleri ise devam ediyor. Terörle mücadele gündemiyle devam edeceğiz. Bu anlamda yerli ve milli savunma sanayimiz. Atılan her adım göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Gökyüzündeki gururumuz Bayraktar Akıncı TİHA tam istasyon dolu şekilde 9 silah istasyonu da dolu bir şekilde havalandı. Akıncı Teber 82 mühimmatıyla hedefini nokta atışıyla vurdu. Bu konuyu değerlendireceğiz. Yerli ve milli savunma sanayimizde önemli başarılar yaşanıyor. Kıymetli bir konuğumuz bize eşlik edecek. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Abdullah Ağar bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Haktan Bey. Saygılar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Her geçen gün verilen haberlerde, yapılan testlerde başarılı sonuçlar gelmeye devam ediyor. Özellikle son dönemde savaşların şeklini de değiştirdiğini görüyoruz. Bunun üzerine de yapılmış çalışmalar da var. Sizin de bu anlamda değerlendirmeniz oluyordu. Son atılan adım ve o adıma dair yorumlarınızı almak isteriz efendim. Buyurun. Şimdi efendim tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve bu harp, silah, araç ve gelicini bize kazandıran Bayraktar ailesini gerçekten kutlamak gerekiyor. Çünkü sadece terörle mücadele alanlarında değil, prestij değerleri, onur değerleri ve jeopolitik değerleri son derece önemli hassasiyetler ürettiği alanlarda da çok büyük kazanımlara sebebiyet verdi. Hatta başka bir ifadesiyle yenisi savaşın kilometre taşlarını Türk ordusu bu SİHA ve diğer İHA'larla beraber döşemeye başladı. Yani tabiri caizse Türkler şu an yenisi savaşın hem felsefesini hem doktrinini hem konseptini yazan bir millet olarak kendisini gösterdi. Bu işin tabii güzel tarafı, hoş cümleler ama ne kadar zor olduğunu mücadele eden askerlerimiz, mücadele eden komutanlarımız, mücadele eden mühendislerimiz çok iyi biliyorlar. Şimdi bu noktada Bayraktar İHA'larla başlayan süreç bugün Akıncılara kadar geldi. Bir şekilde Aksungurlara, Ankalara kadar geldi. Şu an hem hava kuvvetlerimiz, hem deniz kuvvetlerimiz, hem kara kuvvetlerimiz, hem İçişleri Bakanlığı'na bağlı polis ve jandarma teşkilatlarımız, hem de Milli İstihbarat Teşkilatımız son derece etkili bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatlerini bu İHA'larla ve SİHA'larla gökyüzünden kovalıyorlar. Yani hatta şöyle bir cümle kurabiliriz belki. Hani bizim bayrağımızda ay yıldız var. Gökleri sembolize eder. Gökleri sembolize eden bir bayrağı olan millet şu an göklerden insanlığa dair bir gelecek, insanlığa dair bir ümit arayışında. Bu açıdan bakıldığında bayraktarların ortaya koymuş olduğu bu etki, Akıncıların ortaya koymuş olduğu bu etki, Aksungurların, Ankaların ortaya koymuş olduğu bu etki gerçekten de hem yüzümüzü ağartıyor, hem ümit veriyor hem de geleceğin şekillenmesine son derece önemli bir parametre olarak karşımıza çıkıyor.
Şimdi bir örnek vereceğim. Kendi hayatımdan. Biz dağlarda mücadele ettiğimiz 90'lı yıllarda bu komando birliklerinde G3 A4'lerimiz vardı. Seyyar dipçikte olanlar. Ama her şarjörde 20 tane mermi olurdu. Şimdi 5 tane şarjörü göğsünüze veya belinize taktığınız zaman, bir tanesinde tüfeğe taktığınız zaman 120 mermi. Ama teröristin elinde ki kaleşlerde 30 mermi olurdu en küçük şarjöründe. Ve tamburalı olanlarda veya işte daha uzun şarjörleri vardı. Bir mühimmat bu. Yani sonuçta bir çatışmaya giriyorsunuz. Çatışmada bir anda bitiveriyor. Yani bir de ateş baskısı falan kurmak gerekiyorsa yani dakikasını tüketen bir şeyden bahsediyor. Ama o mücadele belki günlerce sürecek, saatlerce sürecek. O yüzden mühimmat en temel argüman. Yani sadece kullanmış olduğunuz askerin fiziki kabiliyet ve kapasitesi, zihni kabiliyet ve kapasitesi, akli kabiliyet ve kapasitesi, ruhu, cesareti değil. Sonuçta bunun elinde kullanmış olduğu bir sopa var. Ve bu sopanın güçlü olması lazım. Yani örneğin neyle başladık? Daha önce işte terörle mücadele alanlarında bayraktarlar. İki tane atabiliyordu. Şimdi ya bu bir sorti. Yani ne demek biliyor musunuz Aktan Bey? Şimdi gidecek, hedef alanın içerisine, tehdidin olduğu alana sızacak ve orada tepede dolanacak. Şimdi iki tane mi hedef vuracak yoksa dokuz tane mi hedef vuracak? Yani bu son derece önemli. Çünkü yani gökte yüzlerce kilometre gidiyor. Ya biliyorsunuz 24 saatten fazla uçma kabiliyeti ve kapasitesi var akıncıların. Yüzlerce kilometre gidiyor. Orada avını arıyor, buluyor, etkisizleştiriyor ve dönüyor. Şimdi iki taneyi kullanmasıyla dokuz tane kullanması, bir diğer tarafıyla da mücadele alanında rastgele çıkan hedefler var. Şimdi bakıyorsunuz her türlü hedefi vurma kabiliyet ve kapasitesi olan mühimmatı taşıyabiliyor. Hem hava kara hedeflerine hem hava hava hedeflerine. Şimdi bu son derece önemli bir kabiliyet. Yani savaş uçağı katmanına doğru yaklaşıyor, yükseliyor. Şimdi bir diğer tarafıyla bu 9 mühimmatı hedef çeşidine göre sırtında taşıyabilmesi, karnının altında taşıyabilmesi ve bunlarla sızmış olduğu alanda bir kere de bir sortide bu kabiliyet ve kapasiteyi ortaya koyabilmesi şu an yani savaş uçaklarına dair son derece güçlü bir yakınlaşmayı ortaya koyuyor. Peki. Bir diğer tarafıyla bakıyorsunuz iki tane motoru var. Yani 750'lik ve 450'lik tabii motor çeşitlikleri farklı. Güçlü bir makina. Motor gücü son derece yüksek. Yani hani uzatmayayım. Belli ki zaman azalmış durumda ama gerçekten hem yüzümüzü arttı hem de onur değerlerin, jeopolitik değerlerin, stratejik değerlerin son derece önemli olduğu hassas noktalarda çok büyük bir boşluğu doldurdu ve yeni nesil savaşın doktrini, konsepti ve felsefesi Türkler tarafından yazılmaya başladı. Bakın bunu söylerken altını çizerek söylerim. Çünkü bu makinayı mücadele alanlarında şu ana kadar gerçek anlamda kullanmayı başarabilen, bunu diğer harbin parametreleriyle, felsefesi ve doktrinle bütünleşik hale getirebilen sadece ve sadece bir Türkiye var, bir de Azerbaycan var. Peki. Başıboş köpeklerin yerini gösteren internet uygulaması Havrita'nın köpek zehirlenmelerine neden olduğu iddia edildi. Bunun üzerine siteye erişim bir engelle kaldırıldı. Peki başıboş köpek tehlikesi nasıl son bulacak? Köpekleri kimler zehirliyordu? Ayrıntılara bakacağız. Şimdi hemen canlı yayın noktamıza gidelim ekibimizden. Hande Bayraktar notlarıyla karşımızda. Hande. Havrita uygulaması özellikle de sosyal medyada köpeklerin zehirlendiği iddialarının ardından büyük tepki
gösterildi ve sonrasında da uygulamanın kapatılmasına yönelik kampanyalar başlatıldı. Ardından dün mahkeme kararıyla uygulamaya erişim kapatıldı. Peki konunun detayları neler? Sizin de söylediğiniz gibi başıboş köpek problemi nasıl çözülmesi gerekiyor? Uygulama hakkındaki detayları da konuğumdan alacağız. Avukat Özen Erdoğan'dan alacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Havrita dün kapatıldı. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu kararı? Çok yerinde bir karar. Çünkü bu karar hem sahipsiz olmadığını aslında hayvanların hem de toplumun sağlığı ve güvenliği açısından da bu uygulama sonucu yapılanların yanlış olduğunun teyidi oldu. Öncelikle buradan bu kararın çıkmasında kararı veren mahkemeye, hepsine, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Uygulamayı belki bilmeyenler olabilir izleyenlerden. Tam olarak neydi, nasıl bir uygulamaydı, neden tepki gördü? Uygulama şöyle, sizin geçtiğiniz ya da bulunduğunuz herhangi bir sokakta başıboş olduğunu düşündüğünüz köpeği işaretliyorsunuz ve o köpekle ilgili bilgi giriyorsunuz. İşte ısırıyor ya da havlıyor, çok fazla havlıyor gibi. Saldırıyor. Ancak bunların doğruluğu teyit edilmeyen bilgiler. Yani gerçekten bir insan köpek düşmanı olduğu için de bunları yapabilir. Belki sadece kendi halinde yaşayan bir köpek. Kaldı ki bu uygulamaya zaten ihtiyaç yok. Böyle bir durum varsa vatandaşlar belediyelere şikayet ettiğinde belediyeler zaten bu hayvanı alıp kısırlaştırıp aşılayıp rehabilite etmek yükümlülüğündeler. Dolayısıyla böyle bir uygulamaya zaten gerek yoktu. Geçici olarak da olsa kapandı. Umarım devamı da bu şekilde çıkar kararın. Peki şimdi sosyal medyada özellikle insanlar ikiye bölündü. Bir kısım diyor ki evet işte bu sokak köpekleri tamam güzel hoş ama saldıranlar da oluyor. Ne yapacağız peki bunu diyorlar. Şimdi bir kısım da tabii ki hayvanlara zarar gelmesin istiyor ama insanlara da elbette ki zarar gelmesin. Bunun çözümü ne olacak? Şimdi öncelikle şunu belirtmek isterim. Öyle bir algı yaratılıyor ki biz hayvanları savunan taraftakilerin insan sevmediği gibi bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Oysa ki öyle değil. Yani ben dilsiz bir hayvanı dahi savunurken insanı savunmamam mümkün mü? Sadece şöyle bir pozitif ayrımcılık olması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar bize emanet edilen canlar. Dolayısıyla kendi isteklerini anlatma biçimleri zaten havlamak. Dolayısıyla her havlayan köpek saldırgan demek değildir. Kaldı ki havlıyorsa aslında sizin mahallenizi de koruyordur. Yani biz bunu gerçekten o mahalleyi koruduğu için havlayan bir köpeğin böyle uygulamalar nedeniyle ölümüne de neden olabiliriz. Belki de birçok kullanıcı bunu çok iyi niyetle yaptı. İşte belediyenin alacağını düşünerekten belki geçerken etiketledi bu uygulamada. Ancak bize gelen ihbarları biz değerlendirdiğimizde gerçekten orada etiketlendikten birkaç gün sonra aynı bölgede ölümlerin olduğunu fark ettik. Bunun çözümü hayvanları öldürmek değil. Biz asla ve asla bir insanın dahi burnunun kanamamasını isteriz. Ancak bu ölüm olaylarına baktığımızda çoğu insana birebir saldırması sebebiyle değil, dikkat ederseniz. İnsanların köpekten korkup yola fırlaması ya da birbirleriyle çatışması sonucu yaşanan ölümler. Yani hayvan saldırısı sonucu ölenler çok az. O yüzden öncelikle toplumu bilinçlendirmek gerekiyor. Hayvanla nasıl temasa geçilir? Bu hayvanın havlıyorsa saldırma amaçlı mıdır? Yoksa gerçekten sizi tanımaya mı çalışıyordur? Kaldı ki kanun zaten gereği gibi yerine getirirse, bütün belediyeler aşılama, kısırlaştırma işlemini gereği gibi yapsa zaten bu şekilde üremeyecekler ve çeteleşmeler olmayacak. Dolayısıyla üretimine dur demiyoruz, ithaline, ihracına dur demiyoruz. Sadece öldürerek çözmeyi planlıyoruz. Yani planlıyoruz derken biz planlamıyoruz, yasamız da böyle demiyor. Ancak bu tür uygulamaların amacı, nihai amacı katliam olduğu için özellikle bu cümleleri kuruyorum. Böyle çözülmez. Toplumun birbiriyle anlaşarak toplumu böyle bölerek de çözülmez. Hepimizin ortak bir amacı var. İnsanlar da hayvanlar da refah içinde yaşasın. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Aslında genel olarak problemin çözümü basit: hayvanların kısırlaştırılması, saldırgan olan köpeklerin rehabilite edilmesi. Tabii ki elbette insanlara da hayvanlara da kimse zarar gelsin istemez diyelim ve söz tekrar size bırakalım. İstanbul Küçükçekmece'de site yöneticileriyle kafe sahipleri arasında silahlı kavga çıkmış, 13 kişi yaralanmış. Olayla ilgili gözaltına alınan 23 şüpheli tutuklandı. Kanlı biten kiraya zam kavgasında gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.
Olay 18 Ağustos'ta İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. Bir sitenin giriş katındaki kafenin kirasına yönetim zam yapmak istedi. Bunun üzerine kafe işletmecileriyle site yönetimi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silah, bıçak, sopa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada ortalık savaş alanına döndü, 13 kişi yaralandı. Kavgaya karışan 27 şüpheliden 23'ü polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 4 şüphelinin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Konut dolandırıcılığında mağdurların sayısı artıyor. Ancak bu kez yöntem biraz daha farklı. Aynı ev birden fazla kişiye satılıyor. Bu durum nasıl gerçekleşiyor? Nelere dikkat edilmeli? Ayrıntılara bakacağız. Şimdi ekibimizden Esra Keskin de bu gelişmeyi detaylandırdı, takip etti ve ayrıntıları aktarmak için konuyla birlikte hazır. Sözü Esra'ya ve konuğuna bırakalım. Emlak konusu gündemimizden düşmüyor. Bir yanda fırsatçılar, bir yanda da dolandırıcılar var ve bugünkü konumuza dolandırıcılık tabii. Aynı evi birden fazla kişiye satışlar gerçekleşiyor ve çok sayıda da mağdur var aynı şekilde. Peki neler yapılmalı? Bir gayrimenkul almak istiyorsak nelere dikkat etmemiz lazım? Yanımda bir konuğum olacak. Paşa Eskici Gayrimenkul uzmanı ve cevapları kendisinden alacağız. Öncelikle yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nedir bu dolandırıcılık ve nelere dikkat etmeli? Öncelikle merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Dolandırıcılık maalesef son yıllarda Türkiye'de emlak sektöründe, diğer sektörlerde olduğu gibi aşırı derecede bir boyut kazanmış. Bununla ilgili alıcıların şunu yapması gerektiği düşüncesindeyim. Öncelikle projeden girecekleri olan bir alım söz konusuysa bunu inşaat firmasının kökenini iyi bir araştırmaları, seceresine iyi bakmaları gerekmekte diye düşünüyorum. Çünkü köklü olan firmalarda genelde bu olaylar yaşanmaz. Dolayısıyla insanlar firmalar anlamında araştırma ve fizibilite yaparaktan bununla ilgili alacakları mülkün kararını daha rahat verebilirler. Adı belli olmayan, şanı belli olmayan, ismi belli olmayan bir firmanın, yeni faaliyete girmiş olan bir firmanın ne derece güvenli olup olmadığının referansları yok. Çünkü yaptıkları yapacaklarının teminatı olması gerekmekte ki inşaat sektöründe alıcılar daha geçmişte şurayı yapmış, burayı yapmış deyip içleri ve gönülleri ferah olması düşüncesindeyim. Peki bu dolandırıcılıklar nasıl oluyor? Bir ev birden fazla kişiye satılabilir mi? Yani normal şartlarda satılamaz. Yani burada tabii halkımızın, vatandaşımızın yapması gereken hususlar şu. Bölge neresi, konum neresi, ilandaki fotoğraflarla realdeki gördükleri ev aynı ev mi, konum doğru mu, bunlara çok büyük derecede hassasiyet ve husus göstermeleri gerektiği düşüncesindeyim. Bir de kapora dolandırıcılığı da oluyor aynı, evet, şekilde. Bir evi görmeden kapora yollanır mı? Kesinlikle söz konusu olamaz. Görmediğin bir malı alman kadar yanlış bir şey, bir hata olabilir mi? Yani bir bedel ödeyeceksin. Ödediğin bedel malla mülkle eşdeğer olmalı. Görmeden, realitede bakmadan ona bir kapora vermek söz konusu olamaz. Ayrıca maalesef sektörel olarak bir mülkün 3-4 tane ilana girildiği de görülebiliyor. Fiyatlar eğer aynı sınırdaysa bununla ilgili sorun yok. Ama bir mülkün fiyatı diğerlerinin, rakiplerin çok çok altındaysa onda zaten bir soru işareti vardır. Yani resimler insanların, ilandaki resimler insanların gözünü boyayabilir. Gidin, bakın, vakit ayırın, zaman ayırın, mesai ayırın. Alacağınız veya kiralayacağınız mülkün detaylarını kendiniz analiz edin. Mahalle emlakçılarına sorun. Gerçekten bu dairenin fiyatı bu mudur? Kiralamadaki rakamlar bu mudur? Bu araştırmayı siz kendi şahsınız yapın ki gönlünüz rahat olsun. O zaman buradan böyle ev almak isteyen vatandaşlarımıza hem de bir uyarı olaraktan, bir ev almak istiyoruz, bir emlakçıya gittik veya ev sahibiyle görüştük. Nasıl prosedürler uygulanıyor ve ev alma işlemleri nasıl gerçekleşiyor? Aynen öyle. Çünkü tüm meslektaşlarımız bu konuda alıcı olan tarafa mutlaka yardımcı olacaktır. Eğer o emlakçı mahalle emlakçısı veya kurumsal bir firmaysa da bunun detaylarına kendisi zaten dikkat edecektir. Müşteriyi kaçırmamak adına da iyi bir hizmet verecektir düşüncesindeyim. Peki sizlere geldi bir ev almak vaadi isteyen bir vatandaşımız, nasıl yönlendiriyorsunuz? Yani öncelikle istemiş olduğu kriterler nedir?
cebindeki kapital nedir? Ne kadardır? Ne kadar kredi kullanacak? Ne kadar nakit parası var cebinde? Almak istediği muhit neresi? Bugün bir Bağdat Caddesi ile bugün bir Ümraniye bölgesini eşdeğer tutamazsınız. Fiyatlar anormal derecede yükseldi son bir yıldır, bir buçuk yıldır. Dolayısıyla bunun araştırması yine kişilerin kendine bağlı. O zaman çok dikkat etmeliyiz. Aynen öyle, aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli bilgilerden dolayı. Tekrar bir kez daha uyarmış olalım. Çünkü dolandırıcılıklardan onlarca kişi mağdur oldu konut dolandırıcılığından. Bu konulara dikkat edilmeli diyelim. Tekrar sözü merkeze bırakalım. Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde geçtiğimiz hafta indirim uygulanmaya başladı. Bunu gören zincir marketlerde birçok üründe indirime gitti. Peki o ürünler hangileri? Bu indirimler devam eder mi? İşte yanıt. Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde geçtiğimiz hafta başlayan indirim diğer marketleri de harekete geçirdi. Özellikle bazı temel gıda ürünlerinde indirim yapıldı. Tarım Kredi Kooperatiflerinde en fazla indirim uygulanan ürün ise ayçiçek yağı oldu. İşte rekabet etmek için bazı zincir marketlerde ayçiçek yağı fiyatlarını indirdi. İşte bir örnek, hemen yine Tarım Kredi'de yapılan indirim günü öncesi bir fiyat değişikliği yapılmış ve 1 litre ayçiçek yağı 41 lira 90 kuruşa düşürülmüş. Zincirleme şekilde bunun piyasaya da etkisinin hafif hafif görmeye başladık. Birçok ünlü marka süt ve süt ürünlerine de indirim uyguladı. Özellikle geçtiğimiz haftalarda tanınan markaların ürünleri 17-18 liralara kadar çıkmıştı. Şimdi ise 14-15 lira civarında satılıyor. Bir miktar daha düşük geldi. Müşteri olarak daha uygun şeyler bekliyoruz. Herkesin elinden geleni şu dönemde yapmasını rica ediyorum. Çünkü bu karşılıklı olarak bu ülkenin vatandaşı olan herkesi memnun edecektir. Aslında raflarda unutulan etiketler de özellikle indirim yapıldığını gözler önüne seriyor. İşte bir etiket yaklaşık Temmuz ayından itibaren yoğurdun fiyatı 40 liradan satılıyormuş. Ama hemen Tarım Kredi'de yapılan indirimden bir gün sonra fiyatı değiştirilmiş ve yaklaşık 30 liraya düşürülmüş. Bakliyat ürünlerinin bulunduğu raflara da indirim etiketleri yapıştırıldı. Diğer ürünlere de bu zamanla aksedecek gibi düşünüyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine sonrası mısır alım fiyatını açıkladı. Ayrıntılar için canlı yayın noktamızda Halil İbrahim Uğur bizi bekliyor. Konuyla birlikte sözü Halil İbrahim'e ve konuğuna bırakalım. Haktan Uysal, hafta başı itibariyle aslında mısır üreticisi tarlaya hasat için girmişti ve artık Çukurova bölgesinde dünyanın en verimli topraklarından bir tanesi olan Çukurova'da mısır hasadına başlanıldı ve fiyatlar da oldukça memnun edici boyutta. Başkan Recep Tayyip Erdoğan akşam açıkladı, mısır taban fiyatını 5.700 lira olarak açıkladı ve şu anda üreticiler de bu mutlulukta tarlalara girdi ve şu anda mısırlarını hasat etmeye başladı. İşte bizler de şu anda hasat edilen tarlalardan bir tanesindeyiz. Oldukça fiyat hem üretici memnun ediyor ama diğer taraftan tabii ki yine kalite ve rekolte de oldukça önemli. İşte bu anlamda da yine üreticinin yüzü gülüyor çünkü hem verim hem rekolte hem de fiyat üreticinin yüzünü şu anda güldürüyor diyebiliriz. Geçen yıl bölgede Çukurova bölgesinde 665 bin dekar alana mısır ekimi gerçekleştirilmişti ve 810 bin ton mısır üretimi yapılmıştı. Bu yıl ise hem ekim alanı arttı hem de beklenen rekoltede yükseldi diyebiliriz. Ve şu anda Adana'da Çukurova bölgesinde beklenen rekolte miktarı 1 milyon 250 bin ton. Yani geçen yıla oranla oldukça yüksek. Tabii ki geçen yıl Türkiye genelinde yaklaşık 7 milyon ton mısır üretimi gerçekleştirilmişti. İşte bu anlamda baktığımızda da Çukurova bölgesi, Adana bölgesi Türkiye'de mısır üretiminde oldukça önemli şehirler arasında yer alıyor. Aslında mısır üretiminde sıralamada değişiyor ve bu sıralamada Konya, Şanlıurfa, Adana sık sık yer değiştiriyor ama geçen yıl Adana ikinci olmuştu mısır üretiminde. Bu yıl ise
810 bin tonluk üretimiyle geçen yıl ikinci sırada yer almıştı. Ancak bu yıl Çukurova'da 1 milyon 250 bin ton bu mısır ekimi bekleniyor, üretimi bekleniyor. Yani 1 milyon 250 bin ton mısır ile Adana'da Türkiye'nin bu yıl birinci sırada üretimde birinci sırada yer alması bekleniyor ve şu anda yine ekim alanlarında da artış oldu demiştik ve şu anda Adana'da beklenen rekolte 1 milyon 250 bin ton, yani Türkiye üretiminin oldukça yüksek bir miktarının Adana'da üretilmesi bekleniyor. Tabii ki şu anda üreticiler de hasada başladı. İşte hasada başladığı ilk günlerde hafta başından itibaren üretici tarlaya girmişti ve üreticinin tarlaya girmesiyle birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan da mısır üreticilerine o müjdeli haberi verdi ve mısır taban fiyatının bu yıl ton başına 5.700 lira olduğunu açıkladı ve şu anda üreticinin hem fiyatlar hem rekolte hem de kalitenin yüzünü güldürdüğünü ifade edelim ve sözü tekrar size bırakalım. Kamuda kadro bekleyen sözleşmeli personelin beklediği tarih açıklandı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin yürütülen çalışmanın Eylül ayı başında tamamlanacağını duyurdu. Bilgin EYT çalışması ile ilgili de son durumu paylaştı. Kamuda sözleşmeli olarak çalışan 200 bin işçi için nihai karar belli olacak. 50 milyarın üzerindeki farktan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin tarih verdi. Eylül ayında kararımızı açıklayacağız dedi. Bakanlık olarak çalışmamızı bitirdik veya bitirmek üzereyiz. Salı günü komisyonu ve konuyla ilgili çalışma grubunu çağıracağım. Sonra sosyal taraflarımızda konuyu paylaşacağız. Alınan görüşleri birlikte değerlendireceğiz. Ay sonunda ya da en geç Eylül'ün ilk haftasında açıklayacağız. Geçici işçileri ve taşeronu da ondan sonra ele alacağız. Kasım ayında asgari ücrette yeni bir düzenleme yapılacak iddiasını da yanıtlayan Bilgin takvimi işaret etti. Aralık ayında görüşeceğiz dedi. Türk İş'in vergi çağrısına ise gündemimizde yok yanıtını verdi. Şu anda gündemimizde öyle bir çalışma yok. Çözülmesi gereken bir konu. Sendikalarımız hep şunu talep ediyor. Toplu sözleşme yapıyoruz, zam alıyoruz ama yıl sonu aynı parayı alamıyoruz diyorlar. Haklılar ama bu konu Maliye Bakanlığı'nın konusu. Bir konu. Ve sadece onlarla... Kısa çalışma ödeneği nedeniyle emekliliği ertelenenlerin konusunun da EYT ile çözüme kavuşturulacağını söyleyen Bilgin, EYT çalışması tamamlandıktan sonra torba yasaya ihtiyaç duymadan meclise gelebileceğini söyledi. Takdir meclisin dedi. Dedik, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı azalıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önümüzdeki günlerde vaka sayısının daha da düşeceğini belirtti. Maymun çiçeği ile ilgili konuşan Bakan Koca, 11 vaka var, korkulacak bir durum söz konusu değil dedi. Bakan Koca, bakanlık bünyesinde 85 bin atama yapılacağının da müjdesini verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, son dönemde merkezi hekim randevu sisteminden randevu alınamadığı yönündeki şikayetleri değerlendirdi. Yeni dönemde sağlıkta beyaz reform diyerek adaletin ve her emeğin karşılığının olduğu bir dönemi başlattık. Yıl sonuna kadar her polikliniğe bir sekreter hedefiyle hekimlerimizin daha çok hastalarına odaklanmalarını sağlayacağız. Mesai sonrası çalışmada teşvik edilerek randevu dahil olmak üzere önümüzdeki aylarda birçok sorunun çözüldüğünü birlikte göreceğiz. Sağlıkta beyaz reformun bir dönüm noktası olacağını hep birlikte göreceğiz. Ankara'da inşa edilen Etlik Şehir Hastanesi'nin Eylül ayında hizmete gireceğini belirten Bakan Koca, vaka sayısının her geçen gün azaldığını söyledi. Koronavirüste dalga 3-4 hafta önce pik noktasına erişti. Günlük 60 bini geçen rakamları gördük, şu an 10 bin rakamlarına indi. Her geçen gün vaka sayılarının azaldığı, hastane yatış ve yoğun bakım yatışlarının da azaldığını görüyoruz. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin azalma bekliyoruz. Bakan Koca aşı konusunda önemli mesajlar verdi.
aşıda hatırlatma dozları ihmal edilmemelidir. Özellikle hazırlık anlamında 65 yaşın üzerinde olan ek hastalığı bulunan kişilerin hatırlatma dozlarını Kasım-Aralık aylarından önce yaptırmalarını önemsiyoruz. Grip aşısı olmak isteyen herkese yetecek kadar aşı var. Geçen yıllara nazaran en yüksek miktarda aşı var. Bu sene Covid sebebiyle okullarda eğitimin aksamayacağını belirten Bakan Koca, maymun çiçeği ile ilgili de konuştu. 11 vaka sayısına ulaşıldı. Türkiye için korkulacak bir hastalık değil. Ne pandemi ne endemi. Sorun olmayacak. Öte yandan Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından müjdeli bir haber verdi. Bakanlığımız bu yıl 85 bin kadro açıyor diyen Bakan Koca, sağlıkta beyaz reforma destek kuvvet. 85 bin yeni çalışma arkadaşı. Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği ülkelerine gitmek için gereken Schengen vizesi, Amerika Birleşik Devletleri vizesiyle birlikte artık alması tam bir çileye dönüşen eylem. Ödenen onca ücrete, uzun bekleme sürelerine rağmen olumsuz yanıt alanların sayısı da katlanarak artıyor. Tatil, iş planları alt üst oluyor. Peki neden vize randevusu alınamıyor? Hemen detaylar için Ankara'ya gidelim. Ekibimizden Filiz Uçan bu başlıkla ilgili gelişmeleri takip etti. Notlarını paylaşmak için de hazır. Sözü Ankara'ya, Filiz'e bırakalım. Haktan Uysal, ABD vizesi almak isteyen ABD vizesine başvuran Türk vatandaşları bir süredir problem yaşıyor. Ya vize alamıyor ya da vizeleri çeşitli nedenlerden dolayı reddediliyor. Bu açıklamada neden böyle olduğuna dair bir açıklama ABD Dışişleri Sözcüsü Julie Bideh'ten geldi. Yaptığı yazılı açıklamada özellikle pandemiden kaynaklanan yığılmalara ve yine vize randevusu için son aylarda artan seyahat taleplerini gerekçe gösterdi. Açıklaması da şu şekildeydi. ABD'nin Türkiye'deki diplomatik misyonu esasen bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla daha fazla vize işlemi yürütmektedir. Ne yazık ki pandemiden kaynaklanan yığılma ve yine son aylarda artan seyahat talepleri vize randevusu için bekleme süresini arzu ettiğimizden daha uzun sürmesine neden olmuştur dedi. Her ne kadar söz konusu talepleri karşılamaya çalışsak da birçok yolcu istenilenden daha fazla uzun bir sürede bekleme süreleriyle karşılaşmaktadır. Devam edecektir ifadelerini kullandı. ABD Ankara Büyükelçiliği'nin yeni binasının önümüzdeki günlerde açılmasıyla birlikte bu rutin göçmen olmayan vize başvurularını başkentte yeniden başlatmaktan memnuniyet duyacağız ifadelerini kullandı. Türkiye'deki vize bekleme sürelerinin de diğer ülkelerdeki ABD büyükelçilikleri gibi aynı olduğunu da söyledi ve online randevu sisteminden de aslında randevu sisteminin ne kadar yoğun olduğunu vatandaşların görmesini söyledi. Az önce de bir açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Katıldığı bir televizyon programında tam da bu konuya değindi. Şimdi ABD Dışişleri Sözcüsü Julie Bideh özellikle pandemiyi ve artan seyahat taleplerini ön plana çıkardı. Bu yüzden yoğunluğumuz var dedi. Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise vatandaşlarımıza randevu süresi bir yıl sonraya veriliyor. Aynı şekilde red oranlarını da oldukça yükselttiler. Bu planlı ve kasıtlıdır ifadelerini kullandı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Özellikle seçim öncesi AK Parti iktidarını zorda bırakmak için atılan adımlar olarak görüyoruz bu yapılan sistemi dedi. Özellikle Eylül başına işaret etti. Çünkü Eylül başında Batı ülkeleri büyükelçilerini bakanlığa çağırıp özellikle gerekli uyarıları yapılacağını söyledi. Eğer bundan sonra da olur da bu uyarılar sonrasında düzelmez ise biz de aynı şekilde kısıtlayıcı tedbirler alacağız. Aynı şekilde karşılık vereceğiz ifadelerini kullandı. Özellikle de bu konuda bu pandemi ya da artan seyahat taleplerini bahane etmek yerine isteseler bu durumu oldukça kolay bir şekilde çözebilirler ifadelerini kullandı ve Eylül ayını işaret etti. Orada büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağırıp özellikle uyarıda bulunacaklarını söyledi. Ancak bu durumunda özellikle planlı ve kasıtlı bir uygulama olduğunu da yineledi diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım Can Okanar. Gaziantep'te katliam gibi kazada İHA muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver'le Muhammed Abdülkadir Esen yaşamını yitirmişti. İki gazetecinin olaydan hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde İHA muhabiri Muhammed Abdülkadir Esen ilk kazada yaralananlara yardım ediyor. Ekiplerle birlikte sedyeyi taşıyor. İhlas Haber Ajansı'nın diğer muhabiri Umut Yakup Tanrıöver ise o anlarda kazayla ilgili görüntü çekiyor. Cumartesi günü meydana gelen kazada bir araç şarampole yuvarlanmıştı. Kontrolden çıkan yolcu otobüsü ise ilk kazada yaralananlara müdahale için bölgeye giden ekipler ve gazetecilere çarpmış. 16 kişi yaşamını yitirmişti. Bilecik'te rüşvet soruşturması sonrası göreve getirilen Melek Mızrak, Subaşı'nın CHP milletvekili Yaşar Tüzün'ün ve çok sayıda CHP'li meclis üyesinin yakınlarını belediyede işe aldığı ortaya çıktı. Ayrıntılar için canlı yayın noktamızda ekibimizden Yusuf Gül bizi bekliyor. Sözü Yusuf'a bırakalım. Haktan Uysal, yolsuzlukla gündeme gelen Bilecik Belediyesi'nde şimdi ise akraba kıyağı gündemde. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın Bilecik'te meclis üyelerinin birinci dereceden yakınlarını Bilecik Belediyesi'nde işe aldığı ortaya çıktı. Hatırlayacak olursak eski Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağ 200 bin dolarlık rüşvet pazarlığındayken suçüstü yakalanmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Orada Belediye Başkanı Semih Şahin'in de olduğu ortaya çıkmıştı ve bir dava açılmıştı. Soruşturma da devam ediyor. Şimdi ise Bilecik Belediyesi'nde mevcut başkan Subaşı'nın Bilecik Belediyesi meclis üyesinin ve milletvekilinin yakınlarını belediyede işe aldığı ortaya çıktı. Subaşı göreve geldiğinde Bileciklilere şeffaf olacağını, adil olacağını ve yaşanan bu rüşvet skandalını Bileciklilere unutturacağını söylemişti. Ancak kendisi bir skandala imza attı ve belediye meclis üyelerinin ve milletvekillerinin yakınlarını belediyede işe aldığı öğrenildi. Tabii bu isimlerden hemen bahsedelim. CHP'li milletvekili Tüzgün'ün yeğeni işe alındı. CHP meclis üyesi Soner Olgun'un kardeşi işe alındı. CHP meclis üyesi Bülent Kaya'nın eşi işe alındı. CHP Bilecik İl Genel Meclis üyesi Zafer Kurnaz'ın eşi Bilecik Belediyesi'nde işe alındı. Tabii yaşanan bu süreç Bilecik Belediyesi'ndeki sistemin değişmediğini gösterdi. Böyle yorumlara neden oldu. Tabii Subaşı göreve geldiği ilk meclis ayı toplantısında yaptığı konuşmada belediyede yaşanan rüşvet olaylarının büyük bir talihsizlik olduğunu, kendisinin ise şeffaf ve adil bir hizmet anlayışı benimseyeceğini söylemişti. Ancak daha sonra bir akraba kıyağı gündeme geldi Bilecik Belediyesi'nde ve CHP meclis üyelerinin yakınları belediyede işe alındı. Tekrar detay verelim. Milletvekili Tüzgün'ün yeğeni işe alındı. CHP meclis üyesi Soner Olgun'un kardeşi işe alındı. CHP meclis üyesi Bülent Kaya'nın eşi işe alındı. CHP Bilecik İl Genel Meclis üyesi Zafer Kurnaz'ın eşi belediyede işe alındı diyelim ve sözü size bırakalım. İstanbul Kağıthane'de 5 yaşındaki çocuk ikinci kattan düştü. Annesi panikle aşağıya indi ve çocuğunun başından yaralandığını gördü. Hastaneye yetiştirilen talihsiz çocuğun sağlık durumuysa iyi. Balkondan aşağıya bakarken dengesini kaybedip ikinci kattan düştü. Görüntüler İstanbul Kağıthane'den. Binanın ikinci katındaki evlerinin balkonunda kardeşleriyle oynayan 5 yaşındaki çocuk aşağıya bakmak istedi. Talihsiz çocuk aşağıya baktığı sırada dengesini kaybederek metrelerce yüksekten düştü. Başından yaralanan çocuğu gören anne panikle aşağıya inerek yardım istedi. Yolun bozuk olması sebebiyle ambulans olay yerine gelemedi. Bunun üzerine kardeşlerinden biri yaralı kardeşini kucağına alarak ambulansa taşıdı. Hastaneye kaldırılan yaralı çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Türkiye'nin ilk yüksek hızlı treni 11 yıl önce bugün açıldı. Ayrıntılar için canlı yayın noktamızda Ahmet Çelik bizi bekliyor. Sözü Ahmet'e bırakalım. 11 yıl önce 2011 yılında düdük çalmıştı ve hızlı tren seferlerine başlamıştı.
Hızlı tren yatırımları da devam ediyor. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin birçok noktasında hızlı tren rayı yapımı devam ediyor. Bütçeden en çok payı alan demiryolu altyapısı oldu. Yaklaşık olarak 20 milyar lira bu yıl bütçeden altyapıya ayrıldı. Şu an itibariyle yaklaşık 11 yılda 1315 kilometre hızlı tren demiryolu rayı döşenmiş durumda ve halen de yapımı devam eden birçok proje var. İşte o projeler şu an itibariyle aralıksız olarak devam ediyor. 2023 yılına kadar demiryolu ağının, hızlı tren demiryolu ağının yaklaşık olarak 3000 kilometreyi bulması bekleniyor. Yatırımlar şu an itibariyle devam ediyor. Bölgede birçok yerde, birçok noktada hızlı tren çalışmaları var. Ankara, İzmir, Ankara, İstanbul, Ankara, Sivas demiryolları şu an itibariyle devam ediyor. Birçoğu da yaklaşık olarak kısa bir süre içinde hizmete girmiş olacak ve bu yatırımların hizmete girmesiyle birlikte birçok yaklaşık olarak 2050 yılına kadar 52 ilin birbirine demir yoluyla bağlanması bekleniyor. Şu anda dediğimiz gibi 1315 kilometrelik bir hızlı tren demir yolu ağımız var ama yapımı devam eden de var. 1626 kilometresi hızlı tren demir yolu hattına uygun olmak üzere 3872 kilometrelik bir ağ çalışmasının da devam ettiğini belirtelim. En önemli yatırımlardan birisi tabii ki Ankara-İstanbul. Zaten demir yolunda hızlı tren çalışması devam ediyor ama iyileştirme ve kısaltma çalışmaları devam ediyor. Yapılan yatırımlarla birlikte hızlı trenin uğramadığı bazı noktalara uğraması sağlanacak ve bunun yanında tabii ki yollarda kısalmış olacak. Bu şekilde İstanbul arası yaklaşık olarak 20 dakika daha kısalmış olacak. Ankara İzmir arasında 508 kilometrelik bir demir yolu yapımı var. Çok önemli bir yatırım o da. 2012 yılında başladı. 2011 yılında ilk hızlı tren sefere çıkmıştı ama 2012 yılı itibariyle de Ankara-İzmir hattında çalışma başladı ve 2025 yılında tabii ki bu hatta çalışma bitecek ve İzmir'den Ankara'ya vatandaşlar daha önce yaklaşık olarak 12 saatte gelirken 4 saate inmiş olacak. Tam 11 yıl önce hızlı tren seferlerine başlamıştı ve 11 yıldan bu yana da çalışmalar, yatırımlar aralıksız olarak devam ediyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım. İstanbul'dan yükselen haklı bir tepkiye kulak vereceğiz şimdi. Şehrin en hareketli noktalarından Bayrampaşa Maltepe metrobüs durağında merdiven tam 40 basamaklı. Bu yüksekliğe rağmen yürüyen merdiven veya asansör olmaması yaşlı, hasta ve yükü olanlar için çileye dönüşüyor. Çaresizce ve arayan gözlerle etrafına bakınsa da o merdivenleri tırmanmak zorunda. İstanbul'daki bu metrobüs durağı birçok insan için çileyle eş anlamlı. Kalp var, romatizma var, her şey var. Zorlamaz olur mu ya, ben kalp hastasıyım. Asansör de lazım, yürüyen merdiven de. Günde binlerce insanın kullandığı Bayrampaşa Maltepe metrobüs durağında asansör veya yürüyen merdiven yok. Asansör olsa olmaz mı? Ha? Yaşlılar, ben gibi elinde valizi olanlar zorlanır. Bayrampaşa Maltepe metrobüs durağına inen merdivenlerde tam 40 basamak var. Bu yüzden yaşlılar, çocuk arabası olanlar veya hastalar bu merdivenleri inerken, merdivenlerden çıkarken bir hayli zorlanıyor. Ayağı sakat, bastonla yürüyor. Onlar yani zorlanıyorlar, biliyoruz. Burada kaç kişi kaldı o el arabasına çocukla inerken? Asansör şart buraya. Matbaacılar sitesi, hastane, çarşı ve mezarlık gibi insan sirkülasyonunun çok olduğu yerlerin hemen yanındaki metrobüs durağı, yaşadığı zorluğun yüzüne yansıdığı insanlara hiç de yabancı değil. Bedensel rahatsızlığım da var. Çok zorlanıyorum çıkarken. Yaş ilerledi, bizler de zorlanıyoruz. Daha yaşlılar var. Yani mümkün olduğu kadar kısa sürede yapılırsa bizim için çok iyi olacak. Minibüs ve otobüs duraklarıyla da entegre olan Bayrampaşa Maltepe metrobüs durağı günün her saatinde kalabalık.
Bu da haliyle mağdur insan sayısını artırıyor. Sorunun giderilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne talepte bulunuyorlar. Yürüyen merdiven, asansör, hepsi de olabilir. Asansör lazım. Zaten kalp rahatsızlığı var. Hep de böyle şey nezih yerlere değil, normal yerlere de yapsınlar. İngiltere ekonomisi 2020'de %11'lik düşüşle son 300 yılın en sert daralmasını yaşadı. Ayrıntılar için Alparslan Düven Londra'da bizi bekliyor. Vakit geçirmeden Alparslan'a sözü bırakalım ayrıntılar için. Alparslan. Hak'tan dün güncellenen resmi rakamlara göre İngiltere korona pandemisinin ağırlığını ve diğer tüm büyük ekonomilerden daha büyük bir düşüşle karşı karşıya kaldığı 2020 yılında 300 yıldan fazla üretimdeki en büyük düşüşünü daralmayı kaydetmiş durumda. Ulusal İstatistik Ofisi gayri safi yurt içi hasılanın 2020'de %11 düştüğünü ifade ederken İngiltere Merkez Bankası tarafından barındırılan ve yapılan açıklamalara göre tabii önümüzdeki günlerde enflasyonun %11'in üzerinde hatta %18'e öngörüler de var. Bunun da altını çizelim. Özellikle Londra'nın ekonominin kalbinin attığı City'de İngiltere ekonomisinin önümüzdeki günlerde enflasyonun %18'i aşabileceğine dair bazı açıklamalar var. Tabii bu da İngiltere açısından kırmızı alarm niteliğinde diyebiliriz. İngiltere'nin gelmiş geçmiş belki de en kötü ekonomik daralmaları ve ekonomik özellikle de enflasyonun yükselmesi çok büyük bir sorun haline gelmiş durumda. Önümüzdeki günlerde %18 tahminleri tuttuktan sonra bunun da artabileceğine dair iddialar dile getirilince tabii dediğimiz gibi ekonomide alarm çanları, alarm sinyalleri verilmeye başlamış durumda İngiltere'de. Bu daralmayla birlikte İngiltere ekonomisinin resesyonda olabileceği tartışmaları da başlamış durumda. Hatta şu an itibariyle resesyonda olduğuna dair iddialar da var. Resmi olarak resesyonun açıklanıp açıklanmayacağı konusunu henüz netleştirmiş değiller. Ancak önümüzdeki günlerde İngiltere'nin bir resesyonda olduğu net bir şekilde açıklanabilir diyelim. Ve sözü tekrar sana bırakalım Aktan. Hasadı devam eden nohutta üretimin bu yıl geçen yıla kıyasla %22,1 artarak 580 bin tona ulaşması bekleniyor. Üretimin büyük bölümü İç Anadolu'daki 6 şehirde yapılıyor. O illerden biri olan Kayseri'ye gideceğiz. Ekibimizden Zeycan Nuraslan konuyla birlikte bu gelişmeyi değerlendirecek. Sözü Zeycan'a bırakalım. Evet, Tarım ve Orman Bakanımızın da söylediği gibi ülkemiz başta nohut olmak üzere baklagillerde gen merkezi konumuna geldi ve en çok nohutun üretildiği alansa İç Anadolu bölgesi ve tabii ki Kayseri'nin de inanılmaz bir önemi var. Biz de şimdi tarladayız, nohut hasadının yapıldığı yerdeyiz. Yanımda da bir konuğum var, Kayseri İl ve Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin'le birlikteyiz. Kayseri'deki üretimin son durumunu kendisinden dinleyeceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Öncelikle. Evet. Bu son bir yılda geçen yıla göre ne kadar bir artış oldu Kayseri'de nohut üretiminde? Evet, aslında biz artışları genel olarak biraz daha geriden almak zorundayız. Çünkü değişen iklim koşulları ilimizdeki ve tüm bölgedeki coğrafyadaki verimi etkiliyor. Biz aslında İç Anadolu bölgesi ve Türkiye için dönüm noktası pandeminin başlangıcıydı. O dönemde biz bize yeteriz Türkiye'm kampanyasıyla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Kayseri'de ekilmedik bir karış yer bırakmamak için tüm ekip arkadaşlarımızla, tüm çiftçilerimizle beraber seferber olduk. Bu seferberlik neticesinde İç Anadolu bölgesinde ve Türkiye'nin birçok yerinde aslında geçmişten gelen bir doğru olmayan bir alışkanlığımız var. Nadasa bırakma. Bu nadasa bırakılma verilmiş olan desteklerle azalmaya başladı. Geldiğimiz 2022 yıl içerisinde şu anda Kayseri bir önceki yıla göre yaklaşık %3'lük bir alan daraltması yaparak %19-18 bandına kadar indi. Neler yapıldı? Özellikle TAKE projesi, tarımsal alanların kullanımının etkinleştirmesi projesi çerçevesinde bakanlığımızca %75'lere varan hibe tohum destekleri yaptık. Bu arada yerel yönetimlerde de özellikle büyükşehir belediyelerinin ve Kayseri'de bu çok iyi yapıldı. Büyükşehir belediyemizin vermiş olduğu desteklerle bunu biraz daha genişletmiş olduk. Sadece 2022 yılı içerisinde 260 ton büyükşehir ve 80 ton civarında
zamanda da bakanlığımızın verdiği desteklerle biz bölgedeki üreticilerimize nohut tohumluğu dağıttık. Şu anda bakıldığında 2018 yılında biz 75 bin dekarlık alanda 7600 ton üretimimiz vardı. Bugün bu alanlarımız 130 bin dekara kadar ulaştı ve elde ettiğimiz ürün 140-150 bin ton civarına ulaştı. Bu şunu gösteriyor. Birim alandan almış olduğumuz verim aslında önceki yıllara göre arttı. Tabii bu artış da bölgedeki bu yıl almış olduğumuz yağış geçmiş yıllara göre biraz daha iyiydi. Son iki yıla göre baktığımızda 133 bin dekar alanda işte 19 bin ton civarında bir üretimimiz oldu. Bu üretim bazında baktığımız zaman 2 yıl içerisinde %250'lik bir artışa denk gelmiş oluyor. Ama beraberinde de alan olarak baktığımızda da %70'e yakın bir alan artırımı gerçekleşmiş oldu. Evet, Tarım ve Orman Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Kendisinden aldığımız bilgiler doğrultusunda da Kayseri günden güne artık her geçen yıl Türkiye'de üretim alanında çok önemli bir noktaya sahip oluyor diyebiliriz. Buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü tekrar merkeze bırakıyorum. İstanbul'da yabancı uyruklu bilgisayar mühendisi kendisini polis olarak tanıtan 4 kişinin saldırısına uğradı. Cep telefonu da çalınan genç hafif yaralandı. Saldırganlardan biri ise yakalandı. Bilgisayar mühendisi dinlenmek için oturduğu merdivende tekme tokat dövüldü, telefonu da çalındı. Olayın adresi Beyoğlu. 4 kişilik bir grup sokak merdiveninde oturan bilgisayar mühendisi Oday Alojali'nin yanına giderek kendilerini polis olarak tanıttı. Biz polis. Ben şey dedim, kimlik göster bana. Göstermediler. Dövdüler beni, saldırdılar. Tekme tokat darp edilen genç neye uğradığını şaşırdı. O sırada şüphelilerden biri bilgisayar mühendisinin cebindeki telefonu alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Yüzünde ve gözünde morluklar oluşan genç polise giderek saldırganlardan şikayetçi oldu. 18 yaşından küçük şüphelilerden biri yakalandı.